Günaydın hafta sonundan herkese merhaba. Bundan sonra her cumartesi canlı yayında karşınızda olacağız. Kültür sanattan modaya, müzikten spora konuklarımızla her şeyi konuşacağız. Sürprizlerimiz olacak. Piyanistimiz Alper Selçuk İmren her bölüm bizlerle olacak, canlı performanslarımız olacak. Hazır mıyız Funda? Hazırız galiba. Çok değerli iki konuğumuz bizleri bekliyor şu anda. Başarılı oyuncu Tolga Sayışman ve güzeller güzeli eşi Almeda. Buyurunuz. Çok mersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı olsun ayrı bu arada. Hoş gelsene Tolga Hanım. Biraz evet. Biz ayırdı biraz. Evet. Tamam. Kalsın, kalsın onu şimdi o zor. Evet. Nasıl durumlar? Her şey yolunda mı? Nasıl İyi, gidiyor? İyi yolunda. İyi vallahi. Çok şükür. İyi. Sadece her an doğurabilirim. Evet. Canlı canlı sabah yaşadık evet. Birlikte. İlk tekmesini attı. Sabah biz uyandık galiba. Aynen aynen. Kusura bakmasın. Evet. Bu arada iki kişi dedik. Üç kişiler. Aslında üç konuğumuz var. Evet. Efe'nin de bizlerle. Evet. Efe'nin ilk canlı yayınım oluyor. İlk canlı yayını. Aa doğru. Evet. Doğru. Evet. Ne kadar kaldı peki? Vallahi bir şey kalmadı. Hani her an... Olabilir. Yani buradan hastaneye gitme durumumuz evet. Var. Aynen. Nasıl geçiyor peki? İyi, çok güzel geçti. Hani tahmin ettiğimden daha kolay ve daha böyle güzel ya. Güzel vakit geçirdim. Sürekli yedim. Sürekli böyle hayatımın en böyle rahat ve şey dönemini geçirdim. Güzel. Güzel yani. Hiç dikkat etmedim. Her şeyi Aha. yedim. Hayatım boyunca Aha. diyetlerle geçtiği için hayat. Hani dedim ki Tolga'ya hiç karışma. Yiyeceğim dedim. Tolga sen daha çok heyecanlısın öyle gözüküyor. Vallahi evet ya. Açıkçası yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor. Peki alışverişleri de genelde sen yapıyormuşsun aldık duyumları. Evet. Ya aslında. Almeda'dan daha çok çocuk mağazalarında seni görüyorlar. Alınacak hedefi Almeda belirliyor. Ben aslında gidip alışveriş eylemi gerçekleştiren evet. kişi ben oluyorum. Harika. Peki aşerme bir şey var mı? Yani aşerme diye bir şey çok olmadı. Çünkü affedersiniz sürekli yediğim için bir şey kalmıyor. Aşerecek şey kalmıyor galiba. Yok ya öyle bir şey olmadı açıkçası. Aynen. Hani gecenin bir saati kalkıp canım şunu çekti, ha, bunu çekti, yok, bunu yemeliyim gibi bir Gece durum olmadı. Gece 2-3'te seni bir yere göndermedi yani. Yok hayır. Şanslıymış. Aynen. Almeda peki kilo durumun ne? Yani, vallahi 13, en son 13'tü tabii. Şu an işte 14, 15 olabilir. Yani normal gidiyorsun aslında. Abartılacak bir durum yok. Yani aslında... Doktor ne diyor? Doktor burada dursan iyi diyor. Ama siz yemeye devam edin. Evet. En son çikolatayı yasakladı işte. Çünkü benim bütün aldığım kilolar şey, tatlıdan. Hani hiç öyle hamura falan çok abanmadım. Ama sürekli tatlı yediğim için canım tatlı çekiyor sürekli. En son işte yasakladı. Tabii bu son bir haftadır yine başladı. Aa dedim. Ama evet az kalmış ya gerçekten. Aynen. İyi. Peki bu süreçte Tolga Bey nasıl bir eşti? Ya. Vallahi çok şanslıyım. Gerçekten hani ben kendi aramızda biz şakalaşıyoruz işte böyle... şey gibi işte ilgilenmiyorsun böyle şey yapmıyorsun diye ama sürekli yanımda hani arkadaşlarla çıktığı zaman bile böyle en yakın bir yere gidiyor ki şey olmasın hani her an böyle bana yetişsin diye sağ olsun sürekli yanımda ama hani beraber hamileliği beraber geçirdik beraber doğuracağız gibi bir şey oldu. Kiloyu da alıyor musunuz? Evet. Genelde eşler de kilo alır. Çok spor yapıyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Yoksa yemedim değil yani. Harika. Biz ikimiz şiştik. O kastan şişti. Ben Aynen. Peki bu süreçte bir sürpriz bir şey oldu mu? Tolga Bey'in sürprizlerinin meşhur olduğunu biliyoruz. İşte en son doğum günü var. Evet evet. Gerçekten ben beklemiyordum ama. Yani hiç... Evden çıktım hatta 3. köprüden mi ne öyle bir şey. Yani çok dolaştırdım. Herkes evet. Dolsun gelsin diye vakti yakalayayım diye bayağı bir İstanbul'u gezdirdim.
Ben de Allah Allah diyorum hani yemeğe daha iyi. Sabahtan hani, beri hiçbir şey yememiştim. Yani Çekmeköy'den çıktık, Şirin Evler'de ne işimiz var diyor bana ya doğal. Tabii çok doğru. Yani nereye gidiyoruz yemeğe bir türlü çözemedim dedi. En sonunda işte vakit gelince anca gittik mekana. Evet. Harika. Sizin bir de doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü hepsi bir. Aynı evet. anda. Peki 3 hediye mi alınıyor, tek hediye mi alınıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Tolga'nın biraz önce benim kulağıma söyledi. 3 taş alıyorum, kurtarıyorum dedi. Doğru. Ya benim biz için... bizeyiz ya, rahat ol. Evet ya. Daha önce şey olmuştu, bir hediye galiba, bu sefer şey oldu, Roma'ya gittiğimiz için oradan acısını çıkardım. Çok iyi yaptınız. Aynen. Ertesi gün, doğum günümün ertesi günü Roma'ya gittik. Sevgililer günü için. Hem de ilk böyle şey olsun diye, 7 aylıktım. Orada işte bayağı bir alışveriş yaptık galiba. Doğum için genelde son yıllarda herkes yurt dışına gidiyor. Çocuğun yurt dışı, durumu iyi olanların hepsi evet. durumu bu şekilde. En son bir Arda Turan Türkiye'de doğurduğunu hatırlıyorum ünlülerden. Bir de şimdi sizden duyuyoruz. Tolga'nın neden Türkiye? Doğrusu bu tabii ki de. Yani neden? Ya birincisi şimdi ilk çocuk heyecanı. Aileden uzak kalmak istemedik en başta. Babam annem en az benim bizim kadar heyecanlı. Yanımızda olsun istedik. İstedik hep beraber yaşayalım bu heyecanı, coşkuyu. Bir de ailemiz kalabalık. Biz yurt dışında evlendik. Hani Los Angeles'ta bizim çok uzun zamandır paralel giden de bir hayatımız var. Bir senedir gidemiyoruz gerçi ama daha öncesinde çok vakit geçiriyorduk orada ve orada evlendik. Orada evlendiğimizde tabii buradan çoğu insan gelemedi, yanımızda olamadı. Aynen. Bu sefer hani bu sevinci beraber paylaşalım. İkincisi de gerçekten bizim memleket bu konularda çok ileride. Hastanelerimiz, doktorlarımız Avrupa'nın birçok yerinden çok Kesinlikle. Daha öndeler açıkçası. O sebepten dolayı yurt dışına gitmeyi şey yapmadık, düşünmedik. İyi düşünmüşsünüz. Siz doğuma da gireceksiniz galiba. Evet. Onu nasıl düşündünüz? Ya çok zor bir psikoloji değil mi? Bilmiyorum daha önce hiç. Hayır, daha önce girenlerden genelde çok oluyor evet. yani bebeğin ilk En son hali... Alişan girmişti galiba. Konuştunuz mu bilmiyorum da. Yok yani. Hayır bilmiyorum ama abim girmişti benim. Daha doğrusu halamın oğlu. Abi kardeş gibi büyüdüğümüz için abim diyorum. O girmişti yeğenimin doğumuna. Çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Gerçekten çok yaşanması gereken bir şey olduğunu söyledi. Almeda da dedi. Yanımda ol diye. Tamam dedim ben de. Ay ne güzel. Peki ikinci, üçüncü, İnşallah dördüncü. İnşallah kısmet. Allah hedef, büyük. Hedef. Allah hedef. Büyük. Almeda'nın suratını değiştirdim. Hayalinizde ne var? Kiloları vereyim de. Yani kalabalık aile güzel bir şey. Bilmiyorum şimdi. biraz. Bir şey diyeceğim. Burada konuşmuyor. Evde. Ne planlar ne planlar. Ha, ikincisinin ismini falan bile biliyor. Evet, evet. Ben diyorum ki hani bir şu kiloları vereyim, bir kendime geleyim. Hani 9 ayım şey geçti çünkü sürekli hani psikolojik olarak da kendime gelmem lazım. Ama hani ne yaparsa ikincisine... başta. Ondan sonra artık zor oluyor. Evet. Peki şey yani senin düşüncen ne? 1, 2, 3? 2. 2. 2. İki bakalım, yeterli. Evet. Ama hem çocuk yapıp hem kariyerinizde de devam edebilirsiniz siz bence. Evet. Değil evet, mi? Kesinlikle. Ben mi? Hayır. Peki normal doğum mu olacak? Ya normal istiyorum. Çok Aha. istiyorum. İnşallah. Normal de gözüküyor ama hani son anda sorunlar çıkabiliyor ya. O yüzden inşallah diyorum. İnşallah. Ama normal. Süper, hayırlısı. Evet. Evet, tanışmanıza gelin. Biraz sizi nasıl oldu, nasıl tanıştınız, nasıl ilk tanışma tahmin ettiğim kadarıyla ya da daha sonra bildiğim kadarıyla Los Angeles'ta evlendiğiniz yerde oldu değil mi? Ya da ilk evlilik teklifi mi orada, anladın mı? Yok, tanışma burada oldu. Ortak arkadaşımız çoktu bizim, ortak eşimiz, dostumuz, evet. tanıdığımız. Onların vesilesiyle tanıştık.
Ondan sonra olaylar gelişti. Peki Los Angeles'ta düğün yaptığınız yerin nedeni vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru. Orada evlilik teklifi mi etmiştin? Bütün plan programı orada gelişti aslında. Almeda'nın da çok sevdiği bir yer orası. Hı hı. Çocukluğundan itibaren hep hayalini kurduğu bir yermiş. Öyle değil mi? Evet. Değil mi? Hatta Pretty Woman filmi evet. geçiyor orada. Ben zaten Los Angeles benim hayalimdi. Hep gittiğimizde de ileride burada evleniriz diye konuşuyorduk aramızda. Beverly's Wilshire hani filminde geçti. Yani onun da sevdiği bir atmosferi olan bir yer. Aynen. Öyle bir şey oldu. Peki o odayı tutabildiniz mi? Pretty Woman'ın odasında. Evet. Şahane. Peki düğün nasıldı? Biz uzaktan çok buradan takip edemedik. Herkes de merak ediyor aslında. Los Angeles'ta nasıl bir düğün oldu? Vallahi şöyle hani 40 kişilik, 45 kişilik bayram havasında geçen, bir parti havasında geçen bir düğündü aslında. Çok düğün çok gibi. Çok düğün hani... gibi de değildi. Çok samimi, öyle dostane bir ortamdı. Özellikle ben öyle istedim aslında. Çünkü çok kalabalık olduğu zaman hani böyle bir insanın böyle tedirgin yüzünü gördüğün anda hani sen de tedirgin oluyorsun. Hı-hı. O yüzden hiç ona gerek yok dedim. Hani kendi aramızda böyle yakın arkadaşlarımız olsun, işte ailemiz olsun. Eğlenelim. Ya hiç şey olmadı mesela. Hani evet, böyle evet, düğün gerçekten. Hazırlığı, düğün gerginliği öyle bir... Aynen. Çünkü çok ben çok duydum etrafımdaki arkadaşlarımdan, gerek ailemden falan. O bir hazırlık süreci oluyor, bir gerginlik oluyor, herkeste bir telaş oluyor falan filan. Hiç öyle bir şey yoktu bizde. Biz gayet böyle çok keyifli, bayram havasında dediğim gibi geçen bir düğündü. Düğün Funda ile görüntüleri izlerken dedik ki bayağı eğlenmiştiniz belli. Çünkü otel böyle bir şey görevi olmadı. Ankara'nın bağlarında tabii, alay tabii canım, neler vardı. Gezgileri Los Angeles'ta. Beverly's'te dedim tabii. Ki süper yani, on numara. Aynen, partinin yapıldığı kat aslında çok büyük, oda. İşte yemek salonu ayrı, işte dinlenme salonu var, işte o var, bu var falan filan. Bir de şey, hani böyle müzik setini kurduğumuz, işte hani böyle dans edelim, eğlenelim dediğimizde bir bölüm vardı. Oradaki görüntüleri diyorsunuz herhalde. Evet, evet. Orada aynen prezident, başkanın odasıymış orası. Şu anda da izliyorlar. Umut kulağı çınlasın, Los Angeles'taki arkadaşımız evet. bizim. O sağ olsun çok vesile oldu. Otelin müdürü de onun arkadaşı. Önemli bir işletmeci Umut orada. O vesile oldu. O da dedi. Ya dedi, var ya böyle bir şey olamaz dedi. Yani şu anda dedi başkanın odasında alay çekiyorsun. Ankara'nın bağları var. Arnavut şey yarnanne türküsü var. O var, bu var. Çok iyi. Ya biz Funda ile dün izlerken acayip eğlendik yani. Çok tahmin ediyorum. Gerçekten. Peki siz ilk tanıştığınız zaman dediniz mi bu evleneceğim kadın ya da bu evleneceğim adam? Öyle bir his oldu mu? Oldu vallahi, açık konuşayım ben. Ya şahane. Gerçekten. Valla benim de. Peki Tolga, şöyle bir iddialı lafım. Arnavutluk'tan kız almak, cennetten gül koparmak derler. Ben bunu başardım. Şimdi o buradan geliyor. Elveda Rumeli'yi çekiyorduk biz. O süreçte Makedonya'da çekimlerini gerçekleştiriyorduk. 2007 yılı ile 2010 yılı arasında oradaydık biz. Tabii Balkanlarda yaşayan Balkanlı. Kökenli de değil artık, oralı. Çok çalışanımız vardı, gerek oyuncularımız vardı, Makedon Türk oyuncularımız vardı, Makedon vardı, Arnavut vardı, sette çalışan. Oradaki Arnavutlarda bizde iki tane ufak kızı oynayan, kızçeyi oynayan Esra ile Özlem, iki civciv vardı. Şimdi tabii büyümüşlerdir, çok büyük olmuşlar, bayağı da görmedim onları. Onlar anneleri Arnavut'tu. Almeda gibi Arnavut ama. Hani bizim gibi, bizim de biz göçmeniz, o tarafımız var ama onlar daha yerli soranın. Şey demişti bana, hiç unutmuyorum. Arnavutluk'tan kız almak, cennetten gül koparmakmış. Tolgahan abi demişti bana. Allah Allah demiştim ya. Ben de nasıl bir şeymiş bu böyle? O laf orada kalmıştı kafamda. Sonra kısmet, işte bizde... Her şeyi istemeye gittiğin zaman mı ortaya çıktı? Gerçekten zor mu oldu? Yok. Evet.
Konuşamıyoruz. Kitlendi burada söylüyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, orada nasıldı? Anlatsana. İstemede bir şey var. Evet, var var. Anlatmadılar yok, o yüzden. Yok yok ya. Ben de anlamadım niye kitlendi. Bir de bebek cinsiyet partisini merak ediyoruz biz. O aslında o da anlık bir şey gelişti. Hani hiç aha, öyle bir parti falan düşünmüyorduk aslında. Son anda böyle bir parti havası aldı. Ben öğrenecektim. Doktorum biliyordu zaten. Aha. Ben öğrenecektim. Ben Tolga'ya açıklayacaktım. Sonra dedik ki annelerimiz de olsun. Sonra dedik ki yakın arkadaşlarımız da olsun. Böyle iki gün içinde gelişti. Sonra doktorum dedi ki sen de öğrenme. Balon yap dedi. Şu balonlardan. Banu doktorum bu arada. Çok selam söylüyorum buradan. Balonlardan patlatıyorlar ya. Aha. Tamam dedim, ben baloncuyla konuşurum dedi, ona açıklarım. Sadece baloncu ve şey biliyordu. Çocuğun şu anda seyircilerimiz birlikte bizimle birlikte izliyor görüntüde. Evet. Aynen. Orada biz Tolga'nla da konuşmuşuz, çok ilginç bir şey var. Baloncu biliyor, bir de doktor mu biliyor değil mi? Çok aynen, enteresan. Aynen. Baloncu biliyor ama evet, harika. Bizden önce, hepimizden aynen, önce. Hepimizden önce. O görüntülerde, şimdi seyircilerimiz de izliyor, o görüntülerde sen baban mı yoksa kayınpeder mi? Birisi senden daha çok baba. Evet, evet. Gerçekten aynen. Yani aynen, senden daha çok zıplıyor, daha çok mutlu oluyor. Vallahi ya. İlk torun mu? Gol atmış gibi. Kısmet olursa ilk torun mu? İlk torun. Hatta ben videoyu izleyince şey dedim, eyvah kız çıksaydı dedim, baban herhalde. O erkek şey, olduğu için mi yoksa? Bilmiyorum ki herhalde çünkü mavi çıktığı için o orada yani herhalde erkekten dolayı. Herhalde erkek olduğu için. Maşallah ya. Evet. Evet, Tolgancığım, biraz dizileri konuşalım. Diziler ve sizin dizilerle ilgili senin öyle bir şikayetin olduğunu bugüne kadar bilmiyorum. Süreleri uzun, kısa, hep bunlar konuşuluyor. Ancak öyle bir duruma geldik ki dünyada ikinci olduk artık. Dünya dizi ihracatında Türkiye aldı başını gitti. Evet. Ve bu ihracatın, bu kazanımların dışında da oyuncular da artık bilinir oldu. Yani eskiden biz Türkiye'ye gelenlerin böyle peşinde koşuyorduk, böyle şey yapıyorduk, heyecanlanıyorduk filan. Şimdi Türk oyuncularımız, erkek veya kadın, yurt dışına çıktıklarında birçok ülkede, ciddi birçok ülkede aynı muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Senin de bu konuda ilgili düşüncelerini almak isterim. Çünkü en çok talep görenlerden, daha doğrusu hayran kitlesi olan yurt dışında oyuncuların başına geliyorsun. Öncelikle bu çok güzel bir duygu. Aynen dediğiniz gibi şimdi çok uzun yıllardır aslında ben bu sektörün içerisindeyim. Ve özellikle 80'ler ve 90'lı yıllardaki Türkiye'nin bulunduğu durum, yurt dışından gelen insanlara gösterilen ilgi göz önüme gelince şimdi bizim başardığımız şey çok daha kıymetli geliyor bana. Hani o dönemi yaşamamış genç arkadaşlarımız çok fazla belki bunu anlayamıyorlar ama bizim için gerçekten çok kıymetli. Önemli olan işte bunu yakalamışken üstüne koyarak kaliteyi arttırıp bunu devam ettirmek. Gelecek olan yeni jenerasyonun bizden çok daha başarılı bir biçimde dünya piyasasında isimlerini, bilinirliklerini arttırabilmeleri. Bunun için de yapılması gereken bazı şeyler var. Ben kesinlikle şimdi sorunun başına geldiğimde bir şikayet değil bu. Sadece bir öneriydi benim söylediğim. Hani bu dizi sürelerinin kısaltılması gerektiği. Çünkü uzun olduğu zaman senaryoda tıkanmaların olduğu, prodüksiyonel manada yapımcıların çok zorlandığını söylediğimiz için yani kısalırsa daha faydalı, daha kaliteli işler çıkarabiliriz diye konuştuk. Hani bu günün sonunda şöyle algılandı. Daha az çalışalım. İşte biraz daha işi kolaylaştıralım. Hayır, kesinlikle bu değil. Neticesinde çekim süreleri çok değişkenlik gösteriyor. Yönetmenden, prodüksiyondan, yapım şirketinden, oyuncusuna kadar değişkenlik gösteren bir şey. Önemli olan süreler kısaldıkça senaryonun daha kaliteli ve uzun soluklu olabilmesi için hani alınması gereken bir önlem aslında. Bunun sonunda ne olacak? Yurt dışına ihracat ettiğimiz dizilerin kalitesi arttıkça daha da fazla talep olacak. Daha fazla talep oldukça gerek sektör, gerek Türkiye ekonomisi, gerekse oyuncuların şahısları, bütün sektör kazançlı çıkacak
Harika. Kesinlikle. Peki senin bazı anılarını anlatır mısın? Ben biliyorum birçok yerde, havaalanlarında, yollarda ya da çok ilginç şeylerle karşılaştın. Özellikle bir görüntü var. Afrika'da sanıyorum. İnanılmaz. Evet. Yani otelden bir çıkışım var. Kapının önü... Orası bambaşkaydı. Neresiydi orası? Angola. Angola'da bambaşkaydı. Gerçekten ilgi çok muazzamdı. Daha önce benzer ilgiyi hani Kosova'da, Türkiye Cumhuriyetler'de falan yaşıyorduk. Ama hani oradaki çok farklıydı. Bir tık, bir level daha üstteydi. İnsan tabii çok mutlu oluyor, çok gururlanıyor. Şaşırıyor musun? Tabii şaşırıyorsun. İster istemez. İlginç bir şey geldi mi başınıza peki? Biz gördük, bir çantalarını imzalatıyordu kadınlar. Orada mı yoksa genel manada? Çünkü birçok yere gittiğimizde çok şey başımıza geldiği için hangi birini anlatayım onu da bilemiyorum ama hani Amerika'da da oldu, Avrupa'da da oldu bu. Genelde hani tabii Amerika'da, Avrupa'da oldu derken dizilerimizin yayınlandığı ve bizi tanıyan insanlar tarafından orada bir ilgi, alaka söz konusu oldu. Tabii. Biz gezdiğimizde sürekli kızlarla... Evet. Evet, o konuda Tolga'nın bize şimdi bir anısını anlatacak. Kıskançlık mı var? Evet, yok. Hayır. Burada bir şey var. Şimdi Almeida'yı Beverly Hills'te alışverişe gönderiyor. Yan dükkana geçiyor. Aynen, şeyde downtown'a gittik. Düğün öncesi böyle eksiklerimizi falan hallediyoruz. Kız kardeşimle bir dükkana girdiler. Ben de farklı bir dükkana girdim. Ondan sonra çıktım, yanlarına gideceğim. İki tane Polonyalı fotoğraf çektirmek istediler. Tamam çekelim falan filan ama hani kamera hazırlanamıyor, çekemiyoruz falan filan. Şimdi hani daha bu tabii dediğim 3 sene olacak neredeyse. Evet. Nedense şöyle de bir algı var, çok yanlış. Hani sadece böyle daha doğu tarafı, Türkiye Cumhuriyetler, Arap dünyasından çok fazla talep görüyormuşuz gibi bir şey yerleşti insanlara. Hiç alakası yok. Güney Amerika'da da, orada Balkanlar'da da inanılmaz izleniyoruz. Polonyalı iki genç kız, sapsarılar ve Amerikalılara benziyorlar. Şimdi ben onlarla fotoğraf çektirmeye çalışıyor gibi bir durum oldu. Çünkü yok, hani... hayır. Öyle bir durum olmadı. Şöyle oldu. Fotoğraf galiba çalışmıyor muydu böyle ya şey? Ya bir şeydi be. Aynen. Sanki numarasını hani alıyor. Şöyle, aa, görüntü şöyle. İki tane kız var. Tolga böyle bir şeyler anlatıyor telefonda. Ben de Nil'le, Tolga'nın kız kardeşiyle. Allah Allah, abin ne yapıyor acaba? Neyse, sonra dedi, anlaşıldı. Zaten fotoğrafı da kız kardeşim çekti yani. Evet. Peki normalde kıskançlık var mı? Yok ya. Vallahi yok. İkiniz de aynı anda süpersiniz. Evet, çok güzel. İkiniz aynı anda söylüyor. Demek ikinizde de yok. Evet, yok. Yok yok, Tolga'da da öyle aşırı derece bir kıskançlık. Yani hiç bir kıskançlığını görmedim. Ya gereksiz yere niye kıskançlık yapalım ki? Aynen. Yanlış ya anlaşılmaları biz... giderdikten sonra. Aynen. Aynen, aynen. Zaten şey, evet. Sonra... Evet evet, bir de müsaade etmiyorum herhalde ben kıskanç olmana. Öyle bir şey yapmıyorum yani. Yoksa görürdüm. Evet, evet. Peki birbirinizin işlerine karışıyor musunuz? İşlerden kastımız özel hayat. Yok, projeler. Aslında proje, ya karışmıyoruz. Sadece fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aynen. Sende dizi yok değil mi? Yok. Yok. Düşünüyor yok. Musun sonra ileride? Çok düşünmüyorum. Çünkü hani düşünmüyorum derken ne bileyim. Hani daha önce, Tolga'dan önce aslında düşündüğüm bir şeydi. Ama Tolga'yla evlenince Tolga sürekli sette. Bir de ben de sette olsam zaten hani bilmiyorum, yürümez gibime geliyor. Zor olur işte, zor görüşemeyiz olur yani. Falan diye. Bir de şimdi çocuk falan, ben bilmiyorum ne modda olacağım. Peki şarkı? Senin öyle bir deneyim araba ama. Onu devam etmek istiyorum. Yani onu devam mı ettirmek istiyorsun? Yoksa mesela öyle bir hayalim mi vardı daha çok, oyunculuktan daha çok? Onu evet, anlıyorum. Evet, aynen, kesinlikle. Daha çok show dünyasını seviyorum ben. Daha böyle sahneyi seviyorum. İşte şarkı. Sen şu anda söyleyebilecek durumda mısın? Söylemek ister misin daha doğrusu? Bir alımı şu an mı? Evet, değil mi? Ya, buradan hastaneye gidebilirim. Evet. Ama biz dinleyebiliriz yani. Biz senin şarkını hazırladık. Hazır olduğunda bir alımı dinlesin. Bilmeyenler vardır seyirciler.
seyircilerimiz. Ya tamam. Onun için bayağı bir çalıştın, hazırlandın değil mi? Evet, ne kadarlık evet, bir evet. süreydi? Galiba 6 aylık bir süre miydi? Evet evet, çok çok uzun bir süre olmadı aslında. Hani benim uzun süredir hayalimdi zaten. İşte Burak'la aynı şeye geldik. Aynı ortama denk geldik. İşte öyle bir konuşma olduk. Yapalım yapalım. Hani öyle en son böyle kendi kafama göre birini buldum. Çünkü sürekli böyle birileriyle görüşüyordum. İşte istediğim gibi bir şarkı olsun istedim. İşte Burak'la da kafamız uyuşunca hemen böyle vakit kaybetmeyelim dedim. Böyle ilk şarkım böyle şey gibi olsun istedim. Daha çok böyle kendi zevkime göre, daha çok keyif için yapmak istedim aslında. Evet. Ama devam ettirmek istiyorum. Harika. Bir bölümünü evet. dinleyelim mi o zaman? Müzik dünyasından yorumlar geldi mi? Şarkıyla ilgili. Türkiye'den mi yoksa? Yurt dışından da olur, Türkiye'den de olur. Benim memleketten çok geldi. Süper. Orada bayağı hala bayağı dinleniyor. Ya merak ettim şimdi. Aha. Öyle deyince sen Emine da kendi ülkesi Emine soyadım sandal diye diyeceğim bir adam artık ha ya, o da kendi ülkesinde bayağı popüler. Senin durumun ne, biz bilmiyoruz tabii ki, biraz anlatır mısın Arnavutluk'taki durumun, yani senin şu anda şarkın orada top listelerde birinciliğe evet, çıktı evet, mı evet. bundan sonraki? Ben orada çok işler yaptım, ilk Arnavutluk güzeli orada seçilmiştim evet. Ondan sonra yani kariyerim orada başladı gibi bir şey. Sürekli orada işler yaptım. Sonra Türkiye'ye yerleşme kararı aldık biz ailemle. Annemle daha doğrusu. Babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra işte annemin yanına geldim. Annemin burada şirketleri vardı. İşte burada yavaş yavaş böyle bir iki işte yer aldım. Ondan sonra yavaş yavaş neden Türkiye olmasın dedim. Hangi ülkede başladım. Daha çok tanınıyorsun? Türkiye mi, Arnavutluk mu? Vallahi şu an bilemiyorum. İki tarafta da aynı mı? Bilemiyorum. Çünkü en son bir de yok böyle dans diye bir program vardı Türkiye'de. Dancing with the Stars. Onun dünyada o çok meşhur biliyorsunuz. Evet. Onun sunuculuğunu yaptım ben geçen sene. Bir 4 ay falan sürdü o. O yüzden popülerliğim orada daha fazla olabilir şu an. Harika. Harika. Tolgan Bey'in bir de sizin memleketinize bir yardımı oldu geçtiğimiz günlerde. O çok konuşuldu ve çok çok tebrik ederiz. Gerçekten şahane bir şey yaptınız. Yetim annelere dikiş evet. makinesi aldı. Evet. O nasıl gelişti? Değerli büyükelçimiz ve eşi Ayşegül Hanım. Onlar vesile oldu. Böyle bir şey ilettiler bana. Biz de elimizden geldiğince yardımda bulunacağımızı söyledik. Onlar vesile olduktan sonra alındı. Teslim edildi. Biz oraya gidemedik tabii bu süreçten dolayı. Ama inşallah Efe dünyaya geldikten sonra biz de gideceğiz. Ne güzel, çok örnek bir oyuncusunuz gerçekten bu anlamda da. Estağfurullah. Evet, sektörde de 20. yılını doldurdun değil mi? Evet, yani abi. Nasıl geçti hemen, hemen baktığında? Kariyer planında hedeflediğin noktaya geldin mi ya da hedeflerin ne? Açıkçası yani çok şükür Allah'a geldim diyebilirim. Çünkü hani 98-99 yılında ilk bu işe adım atmıştım. Figürasyon olarak başladım. Aslında bir yarışmayla başladı değil mi? Önce figürasyonluk yaptım. Sonrasında bir yarışmaya girdim. Mankenlik hayatı da başladı bir yandan. O yıllarda evet. çok daha iyi hatırlarsın abi. Yani 90'ların sonu, 2000'lerin başında öyle bir furya vardı. Tabii tekstil önemli bir sektördü. Türkiye'de çok fazla defileler olurdu. İkisini bir arada götürmeye çalışıyordum. Üniversiteyi de bitirmeye çalışıyordum. Ondan sonrasında hani hem üniversiteyi bitirdikten sonra hem biraz daha kazancımı arttırdıktan sonra tamamen oyunculuğa konsantre oldum ve onun eğitimlerini bitirdikten sonra yavaş yavaş televizyon sektörüne girdim. Sonrasında sinema ve kariyerim devam etti. Şimdi ilk başladığım yıllara baktığımda gerçekten bugünleri hayal ediyor muydum? Evet, hayal ediyordum. Ama hayal ettiğimizin az önce bahsettiğimiz gibi ben ve arkadaşlarım, bu sektördeki birçok arkadaşım da eminim böyle düşünüyordur. Hayal ettiğimizin ötesinde dünya çapında tanınırlığa ulaşmaya başladık. Bu çok kıymetli gerçekten, çok güzel bir şey. İnşallah bu böyle devam eder. Mücadelen zor mu geçti? Kolay değildi tabii. Evet, dönüp baktığınızda ne hissediyorsunuz? Yani şanslı mıydınız yoksa zor muydu? İkisi de. Yani çok zordu, çok çalışmak gerekiyordu, çok mücadele etmek gerekiyordu. Şimdiki dönemle bizim dönemimizi kıyaslamak
gerekirse açıkçası 2000'lerde bu sektör daha yeni yeni aslında bugünlerin temeli yeni atıldığı dönemde o kapıdan girmek çok kolay değildi. Çok fazla seçenek yoktu. Çok fazla iş de yoktu. İşe talep çok fazlaydı. Şimdi baktığınızda gerçekten yeni birçok arkadaşımıza farklı fırsatlar ve imkanlar verilebiliyor. O zamanlar bir imkan, bir fırsat elde edebilmek için çok fazla kapı aşındırıyordunuz. Çok fazla castinge gidiyordunuz, çok fazla deneme çekimine giriyordunuz, çıkıyordunuz, görüşüyordunuz. Şimdi iş nispeten o yıllara göre biraz daha kolaylaştı gibi gözüküyor. Tabii bunu da değerlendirebilmek de ayrı bir kategori. Yani hani ne kadar fırsatlar çoğalsa da onu da değerlendirebilmek aslında kişilerin elinde. Şimdi şöyle bir durum var. O zaman daha az iş vardı. Şimdi daha fazla iş var. Onların içerisinden sıyrılabilmek için farklı şeylere, meziyetlere sahip olmanız gerekiyor. Her dönemin kendi bir zorluğu var ama dediğim gibi benim dönemimdeki mücadele çok farklıydı. Çok kolay değildi. Güney Kore'deki birincilik Güney Kore'de değil mi? Güney Kore'de. Birincilikti değil mi? Birincilik. Dünya erkek güreşi. 2005 miydi? 2005'te. O tabii çok önemli bir çıkış noktası oldu benim için. Değerli bir yarışmaydı. Yurt dışında yapılan yarışmalar içerisinde ilk birincilikti. Burada bir ses getirdi ve sonrasında tabii casting direktörlerin ve bir takım ajansların daha fazla dikkatini çekme şansım oldu. Hani röportajlar vesaire bilmem ne. Hı hı. Hani o döneme kadar gittiğim görüşmelerin ötesinde şimdi en azından bir farklı gözle bakılmaya başlandı bana. Ve ben de o fırsatı hemen işlere girerek değerlendirdim. Aymeda senin de birinciliğin var değil mi? Arnold? Hı hı. Kainat güzeli. Miss Globe evet. Evet. Aynen. 2008. Bir dünya güzeli, bir kainat güzeli. Nasıl bir bebek çıkacak gerçekten çok merak ediyoruz bu arada. Efe'nin olduğuna göre. Hani şey de... İnanılmaz bir şey çıkacak. Aslında şey de var bazen işte bazı böyle çok iki yakışıklı, iki güzel ve yakışıklı çiftlerden böyle... Çok da böyle güzel beklemeyince hazırlıklı çıkabilir. Hatta tam tersi böyle çok hani böyle aman aman güzelliği ve yakışıklılığı olmayan bir çiftlerden böyle dünya güzeli bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu. Şansı oldu. Bahtı aynen. Güzel olsun. Evet, evet ya. Ya. O yüzden hani şey bıraktım. Sağlıklı olsun. Aynen. Amin inşallah. Peki Tolga Hanım Bey, yakışıklılık her zaman avantaj mıydı yoksa dezavantaj olduğu zamanlar oldu mu? Hangi konuyla ilgili? Hani bir örneğin mesela komedide çok yakışıklı. Yani sektörle evet, alakalı. Sektörle alakalı. Tabii canım. Avantajı olduğu kadar dezavantajı da oluyor. Yani karakter oyuncusu olamıyorsunuz ama bu biraz tercih meselesi biraz da. Biraz da kendinizi, duruşunuzu bilmenizle alakalı. O şey ne derler? Kendi kariyerinizi idare edebilmekle alakalı. İlk zamanlarınızı böyle değerlendirdikten sonra biraz daha yaş aldıkça gene yapmak istediğiniz karakterlere bürünme imkanınız oluyor. Ama hani ilk etapta tabii çok fazla oyunculuk yelpazesinden yararlanma imkanı size sunmuyorlar. Tolga'm bir de şey soracağım. Sen Fikirtepe'de bir çocukluk geçirdin. Evet. Hatta o üniversite için mücadele ederken baban konservatuvara gitmeni istemedi. Evet, doğru. Aynen. Doğru. Peki şimdi durumu nedir? Memnun mu oyuncu olmandan yoksa? Keyfi hiç öyle. Ne diyor? Bir şey demiyor. Şu anda hiç karışmıyor. Destek oluyor sağ olsun. İlk ne zaman fikri değişti? Elveda Rumeli'de galiba. O zamana kadar hani annem de daha çok annem özellikle şeydi ne derler verdiğim mücadeleyi ve yıprandığımı gördükçe tabii bir anne olarak hani daha garantici davranmak istedi. Ama Elveda Rumeli ile beraber bir şeylerin değiştiğini ve bir şeyleri başardığımızı görünce tabii onlar da tamamen o şeyden çıktılar düşünceden. Ne güzel. Yakın zamanda var mı bir proje? Şeyinizi okudum. Bebeğin doğmasını bekliyorum. Aynen. Almeda'nın yanında olmak istiyorum falan. Evet. Doğduktan sonra bakacağız işte kısmet. Yavaş yavaş. Şimdi proje hazırlığında birkaç şey var. Hı hı. Daha netleşmedi. Netleştikten sonra zaten açıklamasını yaparız. İnşallah yaza bir sinema filmi. İnşallah bakalım. kendi yönetmenlik yapmayı düşünüyor musun? Ya çok istiyorum. Onu çok uzun zaman istiyorum. Ben radyo, televizyon, sinema da okudum. Süper. İşletme bitirdim. Sonra radyo, televizyon, sinema okudum. Yönetmenlik yaptığım klipler oldu.
De Tolga'nın müthiş bir bilgisi var yönetmenlikle ilgili. Hani çok belki çok kişi bilmez ama ben sürekli evde yani sürekli film izliyor ve öyle bir bilgi yani ben böyle bir şey görmedim. Hani İnanılmaz. Çok pek çok oyuncu da yani şimdi şey gibi ya estağfurullah ama övüyormuş gibi övmeni kardeşim. Yakın çevrem bilir ama. Evet, nasıl yetiştiriyorsun kendini o konuda? Okuyarak mı film izlemenin dışında da baş not mu alıyorsun? Okuyorum. Yönetmen arkadaşlarımla diyaloğum var. Onlarla otururuz, konuşuruz. İzlerim, giderim. Yenilikleri takip ederim. Çok fazla seviyorum. Şeye gittin mi? Eğitime gittin mi? Çok zaten ekstra yok radyo televizyon sinema hayır ondan bahsetmiyorum. Sonra herhangi bir Los Angeles'a şeyde çok sık gidiyorsun. Neil evet. orada yaşıyordu. Aynen, o dönemde aynen. orada biliyorsun orada evet. eğitimler oyunculukla alakalı. Yani. Daha doğrusu işte aksiyonel şeylerle alakalı kurslara gittim ama yönetmenlikle ilgili hani biraz daha vakti var diye açıkçası burada da çekimler devam ederken çok fazla ne derler birkaç bir şeyle ilgilenme fırsatım olmadığı için biraz erteledim. Ama yapacağım yani gideceğim. İki isim istesem senden Türk ve yurt dışında en hayran olduğun yönetmen. Çok var aslında. İki, yani Christopher Nolan geliyor son dönemde aklıma. En çok hani o keyif veriyor bir film çektiği zaman onun filmlerini izlemek. Türkiye'den isim vermeyeyim. Politik davranayım. Senaryo var mı? Bir şeyler yazıyor musunuz? Senaryo çok zor bir şey. Hikaye yazıyorum çok fazla. Hı-hı. Denemem de var. İnsanların çok beğendiği işler de oldu. Özellikle hani çok kıymetli yapımcıların değer verdiği. Ama senaryo aşaması çok farklı. Senaryoyu Hı-hı. yazabileceğimi düşünmüyorum. Peki o hikayeleri mi çekmek istiyorsunuz ileride? Yoksa? İsterim, çok istiyorum. Ay şahane evet. inşallah. İnşallah. Peki yeni doğacak Efe Han'a seslenmek isteseniz ne söylemek istersiniz? İkinizden ayrı ayrı birer cümle alabilir miyim ya da iki cümle? Baban seni çok seviyor oğlum demek istedim. Gel artık. Biraz sıkıldık. Yani. Yok. Onu çok seviyorum. Hayal edemiyorum şu an hani doğduktan sonraki yani bir buradaki halini bir de doğurduk kucağına aldım aynen kucağıma yani hayal bile edemediğim bir an herhalde bilmiyorum. Ya Efe Han'la ilgili bir de son noktayı koydunuz sosyal medya ile ilgili. Hani biz açmayı düşünmüyoruz, baby shower da yapmayı düşünmüyoruz diye. Evet. O konu sanki biraz daha kapandı gibi çok sormuyorlar artık. Evet. Baby shower yapmadık, düşünmedik. Evet, neden düşünmediniz? Mesela o da çok moda şu anda. Ya ben bu konuları aslında Almeda'ya bırakıyorum. Hani onun duyguları, düşünceleri benim için daha değerli. Genelde zaten hanımlar istiyor baby shower. Sen neden istemedin? Ya baby shower'ın aslında anlamı biraz farklı normalde. Hani evet. Amerika'da, Amerikan bir kültür biliyorsunuz. Amerika'da baby shower işte annenin yardım... Yani, anne adayın yardıma şey yapmak için hani dayanışma insanlar, gibi bir şey ama ihtiyaçları olan annesi işte en yakın arkadaşları toplanıyor ve ona hediyeler alıyor ama hediye evet. derken işte bebek arabası şey falan büyük büyük hediyeler bütün ihtiyaçlarını gidermek için yapılan bir parti. Türkiye'de tam tersi kokteyl tarzı böyle işte eğlence parti tarzı gibi yaptıkları için hani bana biraz şey geldi. Hani gerek yok dedim. Bizim kültürümüzde yoksa... hani Balkanlarda bizde de yer almayan bir şey olduğu için aynen. tercih etmedi. Hani yapana da saygı duyuyoruz sonuçta. Evet. Biz tercih etmedik. O da sazdır mı? Çok az bir şey kaldı. İşte bir yatağı kaldı. En önemli şey kaldı. Çok az bir şey kaldı. Çok az bir şeyden kastım şuydu. Bu hafta gelecekti ya aslında. Çok az aynen. vakit manasında evet. söyledim. Yoksa asıl... kendi odasında mı yatacak? Önce sizlerle mi yatacak? Nasıl bir kendi aranızda konuştunuz mu? Ne yapacaksınız? Ben kendi odamda ilk aylar işte beşik aldım. Hı-hı. Yanımda olacak. İşte sonrası için bilmiyorum. Ne zaman bırakabilirim onu bilmiyorum. Şeyi planladınız mı? Pardon Pınar'cığım. Şeyi planladınız mı? Mesela sen
bir hedef koydum. Mesela ilk 3 yaşına kadar ben bakacağım. Sonra bakıcı belki olacak. Ya da işe o zaman başlayacağım. O çok doğru bir şey mi değil mi tartışılır aslında çocuk psikolojisi için. Çünkü hani anneye bağlı olması güzel bir şey ama çok bağlı olması o da çocuk için hani... Anne için de kötü, çocuk için de kötü. Hani çocuksuz hiçbir şey yapamıyorsun. Çocuk da sensiz bir yere gitmiyor. O yüzden biraz da bensiz alışmasını isterim. İşte bir sene şey gibi düşündüm. Hani yanında olurum diye. Sonra şey yapmaya çalışacağım biraz. Daha kendi işlerime bakmaya çalışacağım. Aynı zamanda işte o da okul falan. Böyle ilkokul değil de böyle... Anaokul gibi işte böyle biraz sosyalleşsin istiyorum erkenden. Aileler, anne babalar size yerleşiyor mu? Ya birbirimize yakın oturuyoruz evet. Hepimiz. Evet, aynen. Güzel. Harika o zaman. Evet. Ay çok heyecanlı ya gerçekten. Biz bile şu an inanılmaz heyecan duyuyoruz. Aynen. Evet, Tolga'cığım önümüzdeki dönem için şimdi plan ve projeler belli okuduğun bir şey var mı? Gelecek olan yeni bir proje var mı? Belli mi? Okuyor musun bir şey? Okuyorum. Yani senaryo mu okuyorsun film için mi dizi için mi? Hem sinema filmi için hem dizi için. Ama tabii malum hani çekim tarihleri de önemli olduğu için hangisi öncelikli olur? İkisi birden olabilir mi? O biraz daha önümüzdeki ay biraz daha netleşecek açıkçası. Gelen teklifler de sağ olsun anlayışla karşılıyorlar yani hani böyle bir süreç yaşadığımı hani konsantrasyonumun da biraz şu anda farklı olduğunu. Bu senin isteğin üzerine mi oldu? Bu dönem Almeda'nın yanında çok fazla olabildin. Evet aynen. Senin tercihin benim miydi tercih, yoksa? Benim tercihim. Denk mi geldi diyecektim senin tercihindi. Evet istemedim açıkçası bir sette olayım veyahut da hani mümkün mertebe işte yurt dışından gelen teklifler oluyor onlara bile 2 aydır açıkçası gidemiyorum. Bırakmak istemedim. Yani bu ay özellikle gitmedim. Dizilerin yayınlandığı ülkelerden davetler oluyor, talepler oluyor. Bırakıp gidemiyorum. Bir süre daha gitmeyeceğim ama ondan sonrası da sete çıkmaya başlarım artık. Hadi hayırlısı. Hayatınız film olsa adını ne koyardınız? Çok güzel bir soru. Evet. Ben benim hikayem diye düşünmüştüm ama... Benim hikayem. Başka bir şey de düşünülebilir. Gerçekten güzel bir soru. Hazırlıksız yakalandım. Olsun düşünün biraz. Evet, yani. Alternatif için hazırlıksız yakalandım? Düşünün, direkt daha... ilk isim hazır da. Benim hikayem. Benim hikayem güzel. Şu an dur. Efe. Efe. Şu an tek düşünebildiğim o. Peki gelecekle ilgili çok erken ama ne bileyim yani ben... Şu an çok zorlu bir mücadeleden geçtim işte istemem genelde demeyeyim de birçok baba çocuğun aynı mesleği yapmasını ister ya da istemez. Hep bu denge vardır olumlu da olumsuz da çok fazla vardır. Sen oğlun oyuncu olmasını ya da şarkıcı olmasını sen ister misiniz? Böyle bir şeyiniz var mı hiç düşündünüz mü? Ya biraz aslında o zamanla gelişecek bir olay. Çocuğun eğilimiyle bakalım o ne kadar sıcak yaklaşacak, içinde var mı, isteyecek Kesinlikle. Mi? Ya bizim çok fazla baskın bir şekilde bir yönlendirme yapacağımızı düşünmüyorum yok, ben. Yok. Ama hani kendisi isterse o zaman da elimizden gelen her türlü desteği tabii sağlarız. Ama spor işte vesaire böyle şeyler yani yapmasını isterim. Çocuk yaşta uğraşsın aynen. Tabii onu ben istiyoruz. Ben bir de şey annemle babam benim sporcuydu. Sporcu bir aileden geliyorum. Çocuğumun da o hani sporla uğraşmasını çok isterim. Tolga da zaten küçükken sürekli evet. Sporla uğraşmış. Çok fazla sporla uğraştığım için isteriz açıkçası. Büyük ihtimal içinde olur zaten onun geninde. Ortak noktanız spor anladım. Anlattığınız evet. Noktada bu. Kesin bir sporla alakalı yani bir şeyle uğraşacak. Biz sporla şey yaparız, yönlendiririz. İyi bir şey zaten. O en son onun kararı yani hani evet. Ne yapmak isterse. Tolga'nın Bey'in basketleri de çok meşhur. Aa evet. Aslında o nasıl bir basket ya? Evet ya. Dün de Lucas'ın Fenerbahçe'de attığı basket gibi yani evet son saniyede senin ayakla üçlüklerini basketbol görüntülerini izledin mi herhalde? Ayakla attı. Evet. İnanılmaz evet. Onlar. Bir de o arada montaj falan zannettim 3 kere baktım dedim değil yok, montaj. Yok hayır. iki hatta farklı görüntü falan olması lazım. İlda çekiyordu. Benim çek. Yok ben çektim. İlda çekti bir tanesini. İlda bir tanesini sen çektin. Ha doğru.
Doğru, evet, aynen, şeyde, aynı anda. Beşiktaş'ın sahasında o Kenan Sipahi işte idman yapıyordu. Biz de gitmiştik o gün. Ben dedim elimle atamam bak, senin kadar becerikli değilim ama ver dedim ayağımla denerim. Peki. Öyle bir basket ki ama. Orta sahadan yani, süper bir basket. İlkinde mi direkt oldun? İlkinde, evet, bir tanesinde ilkinde ama o çekemedik onu. İşte zaten onu, evet, çekemediğimiz için sonra çekin. Atmaya çalıştı yine, bir iki atamadı, sonra üçüncüsünde attın, evet, yine. Ama senin yüz ifaden de öyle, şaşkınlık içinde bakıyorsun. Orada. Yani sen de aslında şaşırmış ya da mahsus şaşırmış gibi yapıyorsun. Hep spor. Evde de spor salonu var galiba. Evet, evet. O da bir sürprizdi sanırım. Yok, sürpriz aslında miydi? Sürpriz değildi o. Ben kendi kafamda kurdum, kendim için özellikle. Evet. Çünkü sürekli spor salonuna gitmek gelmek zor oluyor. Hani böyle uyanır uyanmaz kendimi içine atayım, şu sporu düzenli hale getireyim, araya bir şeyler girmesin diye yaptım. Böyle bir karar aldım. Daha faydalı oldu açıkçası benim için. Spor salonu spor salonu mu, yoksa sadece bir koşu bandı, yanında da iki tane alet falan gibi bir şey mi? Nasıl? Bütün ihtiyaçlarımı karşılayabilecek her şey var. Aslında bir tane çok amaçlı bir alet var. Onda zaten 27 ayrı hareket yapabiliyorsunuz. Bütün kilolar, dumbbell'lar da var, koşu aleti de var. Şimdi işte Cadillac da gelecek, pilates aleti. Aymeda için. O bayağı bir spor salonu. Dışarıdan üye alacak mısın? Küçük. Misafirler kullanabilir. Çok küçük böyle aslında ama çok amaçlı bir oda. Bütün ihtiyacımı görüyor benim. Olmazsa olmaz kaç saatini ayırıyorsun spora? Ya bir saatimi ayırıyorum bir mutlaka. Saat. Her gün mü? Hemen hemen. Güzel. Hemen hemen. Çünkü bir dönem ben çok uzak kaldım spordan. Hani bu dizilerin yoğunluğuna falan kapıldım. 2013-14 arası gerçekten hem kilo aldım hem kendimi mutsuz hissettim. Bir hoşuma gitmedi o dönemim yani kendi açımdan. Şimdi özellikle disiplini bir şekilde bırakmamayı düşünüyorum. Süper. Bir şekilde kopmamak lazım çünkü. Bir koptuğunuz zaman gerçekten insan bir süre gerçekten, aynen, şey yapmıyor, spora yaklaşamıyor. O yüzden hiç kopmadan devam etmek lazım diye düşünüyorum ben. Oyuncu olmasaydın sporcu olur muydun? Ya da çok istiyordum ben. Çok uzun zaman tenis oynadım. Sonrasında futbol yaşamım vardı. Ciddi büyük kulüplerin altyapılarında oynadım. Milli takıma kadar yükseldim 16 yaşımda. Sonrasında devam edemedim. Hani olmak isterdim ama kısmet değilmiş, nasip değilmiş. Harika. Oyunculukta bayağı bir başarılı oldunuz. Evet, gerçekten. Çok şükür. Çok şükür gerçekten. Peki evi merak ediyorum ben. Tolgan Bey mutfağa giriyor mu? Giriyorum tabii. Neler yapıyorsunuz? Giriyorum. Su içmeye giriyor. Çok seviyorum buzdolabını açıp neler bakmayı. Neler yapıyor musunuz? Nedense öyle bir anlamsız bir şeyim var. Takıntım var. Mesela sebepsiz kalkarım mesela. Hani kendimi bir anda buzdolabının, evet, kapağını, evet, açarken bulurum böyle. Açarım bakarım. Sadece sonra kapatırım. Evet. Yemekle aranız, yemek yapmayla. İyi, çok yemeyle çok iyi. Yapmak yapmayla. Öyle oralara çok girmeyelim. Sen? Yani yapınca yapıyorum, güzel yapıyorum ama hani çok sevdiğimi söyleyemem. Çok yemek yapmayı seven bir insan değilim aslında. İlk kez Arnavutluk'tan börek yapmayanı, evet, duyuyorum. Evet. Aynen. Şimdi şunu bekliyordum ben. Tolga'na her sabah sağ olsun bir börek açıyor. Kahvaltımızı öyle yapıyoruz. Yok. Ama eli çok lezzetli. Yani yaptığımda güzel oluyor gerçekten. Anne? Annem çok güzel yapar. İlda? Çok güzel börek yapar. İlda zaten Arnavut böreği çok güzel şeyler yapıyor. Müthiş. Evet. Dün gördüm, inanılmaz bir şey. Video İlda şimdi aynen bir de bir YouTube kanalı açtı. Bayağı böyle eli yatkın, sürekli mutfakta. O tam bir Arnavut. Vallahi onunla aman aman ne tatlılar ama. Yaptıklarıyla gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Yani çok hani kilo almamak mümkün değil onun yanında. Aynen. Bir de kendisi yapıyor, yemiyor. Bize yediriyor. Sağ olsun. Ya gerçekten hani reklam olacak baldızımın ama yaptığı pankek, çok ciddi söylüyorum.
Yemin ediyorum bak Amerika'da bak böyle bir pankek ettim, yok. Pankek yani abi şimdi sabah... küçümsemek istemiyorum ama pankek ne olabilir diye düşünüyorum. Çok ciddi Hayır, söylüyorum. Gerçekten hani bir ben sabah yapsın abi davet edeyim gel gerçekten fikrin değişir bak. Evet. O kadar diyorsun süpürüyorum şimdi. Of gerçekten canımız çekti. Evde kimin sözü geçiyor? Demokrasiyle yönetilen ev. Ben son kararlar benden geçiyor. Yani baskın bir şekilde Tolga tabii hani ama tabii ben de fikirlerimi veriyorum. Biraz Arnavut inadı da var. Arnavut inadı var değil mi? Var. Ama of. Var değil mi? Var değil mi? Bak börek yapmasını bilmiyor ama bu bölümü okey diyorsun tam Arnavut. Ama en son neticede senin dediğin olduğu için hani var denmez ama ona olana yani. Kadar kim bilir neler çekiyor değil mi? Ya inat konusuna girmeyelim. Oraya geçelim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olamadın bu İlk arada. Program, aynen öyle. İlk evet. Program uğur getirsiniz inşallah. İnşallah. İlk i̇nşallah. Programa davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Evet bu şekilde de seni burada ağırlamak bizim için ne mutlu. Teşekkür ederiz. Benim için harika. De öyle. Çok teşekkür ederim. Allah tamamını erdirsin diyelim. Amin. Ve hayırlısıyla Efe'ni biz de görmek nasip etsin bize. İnşallah. İnşallah Efe Hanım da konuk alır. İnşallah. Bir dahaki sefer Efe Hanım da. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Derdin söyle diye bir gün bana sormadın yüzüme bakmadın bilsen nasıl acı çektim kendim kimse görsün istemedim candan seven birini bekledim sen yoktun ki o kara günlerde başkası vardı gönlümde gerçekleri gördüm yeter dedim bugünün bir de yarını var mutluyduk belki bugüne kadar ya sonra ne yaparım senden sonra acımadan geçer yıllar zamanla yalnızlık başlar yola çıkar pişmanlıklar kal sevgini de al gidiyorum ben sen hoşça kal bugünlerin yarınları var gidiyorum ben sen hoşça kal bugünlerin yarınları var gidiyorum ben sen hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Hoş geldin anneciğim gerçekten. Hoş buldum. Şahane geldin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Evet, Pelin Öztekin konuğumuz, Emel Çölgeçen. Çok güzel tiyatro oyunları var, onu konuşacağız. Aslında Özgürsün, Hande Subaşı'nın da müzik kariyerini konuşacağız. Evet. Bomba gibi giriş yapmışlar. Evet, oyunculuktan gelen bir süper. Evet, Hande biraz dinlensin. Kızlar sizden oyunu dinlemek istiyoruz. Aslında Özgürsün nasıl bir oyun oldu? Vallahi eğlenceli bir oyun oldu. Özgür bir oyun oldu. Bence son zamanlarda kadınlar için yapılmış en eğlenceli, en doğruları söyleyen ve en sıkıntılarımızı dile getirip bunu ama mizah şeklinde seyirciye yansıttığımız bir oyunun içindeyiz. Hı hı. Çok gerçek bir oyun bir kere. Duygu Hanım bunu 18 yıl önce yazmıştı. Evet, Duygu ve bir sürü kadınlarla birlikte yazdığı bir kitap. Ve anlattığı dertler 18 yıl önce de aynıymış, şimdi de aynı. Ve bunları seyirciyle karşılıklı iletişimde olarak oynamak çok eğlenceli oluyor. Gerçekten kadınlar en sonunda çıktıklarında evet ya diyorlar. Yani nasıl güzel anlattınız, ne kadar yaşadıklarımızı gözümüzün önüne serdiniz. O yüzden çok güzel iletişimde olduğumuz bir oyun oynuyoruz. Evet, çok iki yakın arkadaş oynuyoruz. Hani ortaokuldan beri beraberler. O yüzden aralarındaki diyaloglar da son derece sansürsüz. Evet. Hani her şey son derece açık konuşuluyor. Birimiz Pelin işte evli çocuklu bir ev hanımını oynuyor. Ben de hiç evlenmek ve çocuk değil, kariyer kadınını oynuyorum. Bir plaza kadını, başarılı bir iş kadını ve çocuk falan hiç istemeyen. Fakat biz kendilerini bir sınırlamışlar aslında farkında olmadan ve beraber konuştukça yavaş yavaş ikisi de evrilmeye başlıyor, dönüşmeye başlıyor. Yani ev kadını kariyer yapmaya başlıyor. İkisi de aynı anda olabilir işte, aslında özgürsün. İş kadını da hani bir aile kurmaya yöneliyor. Evet. Yani aslında illa bir şey yapmak zorunda değilsin, özgürsün anlatıyoruz. Pelin de dediği gibi bu komedi oyun. Çok ironik olarak kendimize de dalga geçtiğimiz için çok eğleniyoruz. Yani seyirciler çıkarken işte Belgin Berna. Ay ben Berna'yım, ben Belgin'im, evet, diye çıkıyor kadınlar falan. Ay, ama erkekler de çok keyif alıyor. Erkekler kahkahalarla gülüyorlar. Gerçekten. Erkekler şey diyor, niye böyle davranıyormuşsunuz şimdi anladım. Şimdi anlaşıldı. Çünkü o kadar çok her şeyi ve her dönemimizi konuşuyoruz ki ne zaman neden bizden trip yediklerini, aslında hayatta ne beklediğimizi ama ne gördüğümüzü o kadar kanırta kanırta konuştuğumuz için çıkarken aslında şey diyorlar. Aslında tüyolar veriyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Tüyo veriyoruz ve hepsi şey, mesela evli arkadaşım var, kocasıyla gelmişti izlemeye, sonra evlene misafirliğe gittim, kahveyi erkek getirdi. Ne oldu dedim. Oyundan sonra böyle dedi. Yani o kadar yani şey dedi. Gerçekten de oyun izledikten sonra da ama dedi, değişti kocam dedi. Yani bir şeylerin niye olduğunu anladı. Birazcık daha aralarında diyalog olmaya başlamış. Çünkü biz aslında iletişimsizlikle bazı şeylerde kopuyoruz. Hı hı. Biz bunları da aslında oyunun içinde çok güzel konuşuyoruz Emel'le. Berna ve Belgin sadece aşk ilişkisi değil, hayatıyla alakalı, işle alakalı, aile ilişkileriyle alakalı, çocuğuyla anne ilişkisi olarak ben. Bunların hepsini konuşuyoruz ama bunu o kadar güzel bir mizahın içine sığdırmış ki Ali Kemal Güven o kadar iyi yazmış ki günümüzle bir sürü şeyi eklemiş. Bütün herkes çıkarken şey diyor, ya şu an yaşadığımız hayatı anlatıyorsunuz bize ama aslında 18 yıl önce yazılmış bir kitap. Of, aslında çok ciddi bir, evet, farkındalık oluşturmuş. Evet. Öyle, gerçekten öyle. Yani gelin izleyin, çok, evet, eğlenceli. Çok eğlenceli. Bir kere pop art, rengarenk, böyle yüksek tempolu bir oyun, tek perdeveli komedi. Haftada kaç gün oynuyorsunuz? Yani normalde haftada bir gün oynuyoruz şu an. Turnelerimiz olduğunda gidip geliyoruz. Evet. Peki gerçek hayatta da arkadaş mıydınız? Değildik. Ay, ilk defa bu projeyle tanıştık. Evet, yani ilk günü tanıştık Pelin'le. Tabii çok ki tanıyordum. Enerjiyi de ona vermiştiniz ama seyirciye, süper. Yani sanki gerçek hayattan oynuyormuşuz gibi davranıyoruz dediniz ya biraz önce. Evet, evet ama evet, enerjimiz fazla uydu. Yani uydu. Biz bile buna, evet, şaşkınız. Evet. Normalde yani bir yani soğukluk olur, bir şey olur, zamanla o oturur. Biz daha oyunun premierinde zaten Berna ve Belgin olmuştuk. Kendimiz için de olmuştuk yani. Sahnede izleyen insanlara da aynı şey söylüyor. Arkadaşlığınız o kadar gerçek gibi geliyor ki yıllardır herkes tanışıyoruz zannediyormuş. İkimiz de yengeç burcuyuz belki. Evet, ondan dolayı o kadar aynıyız ki yaptığımız hareketler bile, düşünceler bile aynı. Herhalde o da oyuna yansıyor. Ay şahane. Hande'cim hoş geldin. Hoş buldum. İnanılmaz, müzik dünyasına bir girdin, pir girdin gerçekten. Boş gününü yakalamaya çalışıyorduk biz de ya, sonunda yakaladık gerçekten. Evet, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Evet, başladım. Çok benim de tahmin etmediğim ya da planlamadığım
kadar aslında güzel başladı ve öyle devam ediyor. Çok keyifli. Yani bilmiyorum, yıllardır zaten hayalim olan bir şeydi, istediğim bir şeydi. Sahne, işte insanlara bir şeyler anlatmak ama bu tiyatro yoluyla oluyor. Bazen işte dizilerde, filmlerde oluyor. Burada tabii aslında şöyle bir fark var. Sahnede hani tiyatro oyunlarındaki ya da dizi filmlerdeki gibi değil. Bu sefer Hande Subaşı olarak insanlarla buluşmuş oldum. O da enteresan. Ben de çok keyif alıyorum. Genelde dinlemeye gelenler de eğleniyorlar. Güzel gidiyor. Ben... Sen biliyorsun. Biliyorum. İlk sahnesinde yanında. İlk sahnesinde hep hayranın sürekli. Ne zaman sorsam geç geliyor. Neredesin? Dün gece annenin sahnesi vardı. Ya ben 2005'ten beri takip ediyorum da. Ya gazeteci olarak seni inanılmaz derecede takdir ediyorum. Şöyle takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Sampuşeri. İstanbul Üniversitesi bitiricim tercümanlık. Evet. O ilkinde bir şey var, hata var. Var mı? Ama Ankara Özel Fikret Lisesi, aynen. Fransızca. Doğrusunu söylemiş olayım. Bazı kaynaklarda evet, çünkü öyle veriyor. Evet, ben de öyle oradan okudum. Ben ona şaşırdım zaten. Fransız Lisesi, arkasından İstanbul Üniversitesi mütercim tercümanlık, filoloji evet. de değil. Arkasından güzellik yarışması, oyunculuk, sinema oyunculuğu, tiyatro... Ve şimdi şarkı inanılmaz bir şey. Yani bu ve hepsini severek ve isteyerek evet. yaptığın belli. Belli hocam. Bu nasıl bir kariyer? Yani aslında her şey şarkıcılık için miydi? Hayır, bakarsanız bir şey daha bulurum, onu da yaparım. Belki onun içindir. Ya bilmiyorum, aslında böyle çok tabii planlı şeyler değil ama zaten en başta bu işlerin hep, yani her meslek için geçerli ama zaten sevmeden, içinizde olmadan çok yapılacak işler değil. Öncelikle gerçekten çok keyif alıyorum. Bir şekilde biraz da belki şansım da yaver gitti. Doğru insanlarla güzel yollara girdim. Yani hayal ettiğim şeyleri böyle adım adım aslında yapma şansım oldu. Bu bir insan için aslında bence bir... Lütuf, hayatta mutlu olabildiği şeyi yapabilmek, bundan para kazanabilmek. Teşekkür ederim. Yani peki dizi oyunculuğu, sinema, tiyatro yoksa sahne mi? Hangisi? En çok hangisini sevdin? Ya en çok onu anlatıyorum birkaç aydır, özellikle bu sahneden dolayı işte karşılaştırıyorlar, tercih yapmamı bekliyorlar ama... Şey kısmı çok hoşuma gidiyor. Aslında sahneyle şimdi diğer tiyatroyu çok yakın buluyorum. Yani biraz daha canlı performans olduğu için, belki insanlarla o anda direkt iletişimde olduğum için. Tiyatro ve sahne, canlı performans. Benim için sanki bir tık daha tatmin edici gibi geliyor. Tabii ki... İşte dizi, sinema, televizyon, kamera önü oyunculuğu, onlar da başka enerjiler, grup çalışmaları vesaire, hani bir ekip işi. Onu da yıllardır yapıyorum zaten, seviyorum ama tiyatro sahnesinde olmak ve canlı performans yapmak, sahnede olmak, şarkı söylemek daha çok tatmin ediyor gibi beni. O zaman doğru programa geldin, canlı yayındayız. Peki sahne mi daha çok yorucu yoksa setlerde mi daha çok yoruluyordun? Sahne o 2 saatlik sıkıştırılmış hali gibi. Aslında o bütün gün dizinin ya da ne bileyim işte bir tiyatro turnesinin. Ama tabii ki dizi özellikle dizi seti gibi değil. Çünkü dizi setleri gerçekten çok yıpratıcı, yoğun olabiliyor. Tabii şimdi sahne programı günü belli, saati belli. İstiyorsan kabul ediyorsun, gidiyorsun. İstemiyorsan gitmiyorsun. Hani ve 2 saat. Evet, çok yorucu. Ama çok keyif alıyorum. Yani yorucu ama tercihen belki dizi setine göre daha makul olabilir. Kaç gün çıkıyorsun? Bir de nasıl? Çok çıkıyorsun. Kaç gün çıkıyorsun? Ya değişiyor. Genelde 2. 3. 3 olduğu da oluyor. Bazen haftada 1 de olabiliyor ama ortalama 2 haftada 2 gün oluyor.
Ay maşallah. Evet, oyuna dönecek olursak, evliliğe inanmayan bir kadın, tam zıt bir karakter, umutsuz ev hanımı ama tek taşını kendi almış. Evet. Yani şimdi iki karakterden kadınların aldığı mesaj ne bu oyundan? Yani aslında etrafımızdaki o kadar seslerden dolayı kendi iç sesimizi duymamaya başlamışız. Onu anlıyorum. Yani mesela Belgin karakteri öyle. Etrafı annesi, işte el alem ne der baskısı, yok kocası, kayınvalidesi bilmem ne falan derken evine, kocasına ve çocuğuna adamış, kendi iç sesinden ne istediğini unutmuş bir kadının derdi var. Ve bu derdiyle birlikte Berna'nın özgürlüğü ve onun kendi ayaklarının üzerinde duruşuna doğru evrimleşmeye başlıyor. Ama aynı şekilde de Berna da benim aile ortamıma doğru evrimleşmeye başlıyor. Aslında içimizdeki sakladığımız isteklerimiz ortaya çıkıyor. Bunları da zaten yapmaya başlayınca aslında özgür oluyoruz. İç sesim, birazcık dışarıdan gelen sesleri kulağımızı kapatıp iç sesimizi dinlersek doğru yolu bulacağız aslında. Oyun da birazcık o iç sesinizi duymanıza neden oluyor. Maşallah. Hatta Belgin karakteri hani o kadar kendini bildiğimiz bir evlilik, işte anneliğe kapatmış ki evdeki aslında eşiyle ilişkisi de bozuluyor. Çünkü evlenen hanımlara buradan da sesleniyorum. Evlendiği insan olarak kalmıyor anne olduktan sonra kadınlar. Başka bir şeye dönüşüyorlar. Evde böyle ütü yapan, hani ev işi yapan, halbuki evlendikleri aşık olduğu kadın o değil. Cıvıl cıvıl sokakta dolandığı zaman aşık oluyor. Sonra kadın hani olması gerektiği işte annenin ya da etrafın, bak aman ütülü olsun gömlekler, ev her zaman temiz olsun, aman sen çocuğunla ilgilen, ondan bekleme gibi bir şey olunca böyle olmalı sanıp iyice kendini sıkıştırınca bu sefer eşi de bir anda soğumaya, aralarında bir mesafe olmaya başlıyor. Ne zaman ki oyunda Belgin birazcık kendini bulup bir şey özgürleşmeye, bir şeylerin elinden tutmaya başlayınca eşi de bir anda değişmeye başlıyor ve hayran olmaya başlıyor yeniden. Aslında biz kendi kendimizde hani böyle evlilik içinde uzun sürelik evliliklerde olur falan diyoruz ya, biraz kendimize de bakmamız lazım. Yani kadınların kendilerine de bakması lazım. Hı-hı. Yani o içinde hissettikleri o ateşi, hani zaten evdeyiz ama hep aynı diye söndürmemeleri lazım. Yani ne istiyorsa yapabilir, özgür. Aynı şekilde de kariyer kadını da yalnız olmak zorunda değil. Hani bu yolda yalnız yürümek zorunda değil, bir aile kurabilir ve ikisini idare edebilir. Ama işte zannediliyor ki aman aile yaparsan hani kariyerde artık sen bir anne olmuşsundur ve ilerleyemezsin. Aslında bütün bunlar hep bizim dışarıdan öğretilen, öğrendiğimiz şeyler. O yüzden kendimizi unutuveriyoruz. Tek dert kendimizi hatırlayıp ona göre yaşayabilmek. Ay şahane. Ve bu hatırlatmayı da çok danslarla işte epey komik yani. Bayağı hani, enerjik ve komik. Biz mesela hani biz bile oynadığımızda bu kadar komik miydi ya bu oyun dedik hani premierde. Biz daha hani aslında özgürsün, daha bir şey anlatıyoruz falan derken oyun içinde biz bile kendimizi kaybettik. Bir cümle şey yapıyoruz, biraz duruyoruz, biliyor herkes. Bir cümle daha. O kadar keyifli, çok keyifli. Doğru noktaları yazmışlar ki o kadar hepimizin yaşadığı şey ki bir şey duyduğu an hemen bütün kadınların hepsi aynı anda aa biz falan, bayağı konuşanlar da oluyor. Mesela en ön sırada bir geçenlerde bir şey vardı, hangisini seçecek acaba falan diyor. Sen bayağı, duyuyorsun bayağı. Tabii duyuyorum falan böyle şey. Mesela telefonla konuşuyorum. Şey mi, Ömer miydi acaba arayan falan diyor bilmem ne. Hani kendi arasında da bizim şeyimizi çekiştiriyorlar, dedikodumuzu yapıyorlar yani. Çok samimi buluyorlar. Evet. Ve bir şekilde kendileri de dahil oluyorlar oyuna. Çok güzel bir şey aslında, çok keyifli. Görüntüler de var aslında, birazdan izleyebiliriz belki. Evet. Turne nerelere gittiniz? Ankara'ya gittik şu anda. Eskişehir'e gittik. Eskişehir'e gittik. Bursa'ya gideceğiz. Evet. İleriki programımızda Mayıs'ta. Şu an için daha İstanbul'da oynuyoruz. Yaza doğru. Yaza doğru belli olur zaten. Şey turneleri başlayacak. Anadolu turneleri değil mi? Biz daha zaten 11 oyun oynadık. Çok yeni başladık yani. Hani sezonun hemen başında girmedik. Biraz ortasında başladı ama oyun. Ama hızlı girdiniz. Hızlı girdik. Bir anda girdik. Neyse ki evet. Aynen. Ya oyun da çok içten bulundu. Ve yani dediğim gibi bizim enerjimiz de sevildiği için bir anda kendimizi orada oynarken bulduk. Hızlı gibi bir giriş oldu. Ama bir dahaki sezon zaten daha yoğun bir tempomuz olacak herhalde. Dizi projemiz var mı? Onun dışında, tiyatronun dışında ne yapıyoruz? Vallahi ben tam bir boşlukta yakaladım. İşte Koca Koca Yalanlar tam yeni bitmişti. Bu oyunun senaryosu gelmişti. Bir an dedim ki hazır boşken bu prova sürecini atlatayım ve zaten uzun zamandır tiyatro yapmak istiyordum. Şimdi de o süreç bitti. Tabii görüştüğüm işler var ama şu yazı bir geçirdikten sonra yeni sezonda bir iki işle görüşüyorum ama şu an komedi mi yoksa dram tarafından mı ilerlemeliyim, onun karmaşası içindeyim. Bakalım, inşallah yeni sezonda
Sürprizli olacak. Benim için de zaten bir iş olduğu zaman oynadığım karakterin beni heyecanlandırması önemli oluyor. O yüzden gelen senaryo okuduğum zaman bir kalbim çarpıyorsa ona heyecanlanıyorum. Şimdi okuyorum bakalım inşallah dediğim, yani Pelin de dediği gibi sezona, zaten sezon da evet, bitmek üzere. Evet. Sezon için bir şeyler okuyoruz bakalım inşallah böyle beni heyecanlandıracak güzel bir şey ben de istiyorum çok. Ay inşallah. Hande sen? Televizyona tekrar evet, bir şey yok, okuyor musun yoksa sahneye mi? Yok bırakmış değilim ama şey yani şu an motivasyonum biraz böyle oldu. Aslında bir tiyatro oyunu var benim de ama çok fazla oynayamıyoruz. Sade Alışık Tiyatrosu'yla Fulya biliyordur Hakan Meriçler'le birlikte. Ama sahne programı daha yoğun gidiyor. Aslında zaten şimdi yaz geliyor yine biraz yoğun devam edecek. Belki hani seneye yani önümüzdeki sezona olabilir diye düşünüyorum. Yani reddetmeyeceksin. Yani hepsini birlikte yürütmeye çalışacaksın. Çünkü çok zor olacak yani. Gece çekimler olur. Onu, seti sana göre ayarlamalar lazım. Bayağı zor olur evet, diye düşünüyorum. Evet yakalamak zor aslında. Hem seveceğin içine sinen evet, bir iş. Hem de aslında çok yormayacak. İkisini birlikte götürebileceğim bir şey denk gelirse olabilir. Peki müzik sektöründe hedefin ne Hande? Kendin bir şey yazıp mesela okumak istiyor musun? Bir albüm vesaire ileride olur mu? Açıkçası üretim kısmına geçemedim. Bilmiyorum. Yani çok o konuda böyle bir iddiam yok. Ama nasıl diyeyim? Dijital tarafa yapmak istediğim şeyler var bir takım kanallara. Onun dışında tabii ki albüm olabilir, single olabilir. Biraz aslında yeni bir beste olsun istiyorum. Hani sahnede zaten çok cover okuyoruz ama yeni bir onu da planlamıyorum açıkçası. Yani gerçekten çok içime sinen, inandığım, bütünleşebileceğim bir besteyle, bir şarkıyla olabilir. Repertuvarını nasıl oluşturdun? Neye göre? Sesine göre mi ayarlandı? Tamamen kendi keyfime kendi göre. Süper. Ne söylemek istiyorsun? Gerçekten öyle. Yalnız bravo diyorum. Çünkü şu sahnede öyle kitliyorsun yani. Demek ki bayağı bir eğlen... Ben nasıl eğleniyorsam herkesi de öyle eğlendireceğim evet, durumda. Günaydın'a yılbaşı partisinde. Evet onun için diyorum. Bildiğim için etsen söylüyorum. Evet. Arka arkaya çok güzeldi. O konuda birazcık bencillik yaptım. Gerçekten hani ilk etapta kendim de zaten çok eğlendiğim ve söylemeyi sevdiğim parçaları seçtim. Birazcık da hani bugüne kadar gece hayatında minik harcadığımız mesailer var, deneyimler var. Hani duyduğumuz, gördüğümüz insanlar gerçekten nasıl, neyle mutlu oluyorlar. Biraz o da var tabii ki. Ama zaten ben o çalan müzikten eğlendiğim ve söylemekten keyif aldığım için o da biraz gelenlere, eğlenmeye gelenlere de yansıyor diye düşünüyorum. Zaten son yılların vazgeçilmezi 90'lar. 90'lar. Ne varsa dönüş ayrı şarkılar. Gerçekten öyle hepimizi etkiliyor. Hepimiz bir şekilde o şarkılarla eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. Yeni parçalar da var. Ama işte 70'ler, 80'ler, 90'lar. Özellikle 90'lar. Çok güzel şarkılar var yani. Biraz sonra 90'lardan da ünlü birisi alacağız zaten. Bendeniz bizimle olacak biraz sonra. Evet. Çok keyifli işte onların şarkılarını söyleyip eğlenmeye ve eğlendirmeye çalışıyoruz. Tamamen öyle bir repertuar hazırladım. Biraz da o güzel oldu. Çünkü ilk günden beri hep dinlemeye gelenlerden o anlamda güzel yorumlar aldım repertuarla ilgili. Repertuarı çok beğeniyorlar. Değişik geliyor. Biraz farklı, herkesin de söylemediği parçalar da eklemiş bulundum. Öyle seçtim açıkçası. Harika. Yazla ilgili plan yaptın mı? Belli oldu mu Bodrum var, Çeşme? Evet, evet, evet. Bodrum Akyaka. Çeşme olacak. Akyaka'da keyfi olur. Biz keyfi çalar söyleriz. Akyaka'da şu an sürekli olacak bir program yok ama Çeşme ve Bodrum'da var. Ay müthiş. Bu arada Hande inanılmaz kitesurf yapıyor, snowboard yapıyor. Zaten ne yapmıyor çok merak yani ediyorum. Yani gerçekten yapmadığı yok yani o anlamda. Seviyorum. Yazı ayrıca seviyorum. Su sporlarını çok seviyorum. O yüzden bu yaz inşallah güzel olacak. Hem tatil yapacağım, hem spor yapacağım, hem işte sahne alacağım. Bakalım. Güzel bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor inşallah. Bu arada okurken dün biraz bakarken müzik yarışmasına katılmışsın sen. Yarış. Evet, öyle bir şey var mı? 2007 yılında bir müzik yarışmasına katıldım. O şey, o zamanlar Medyapım'ın yaptığı bir show programıydı. Evet. Aslında şarkı söylemek lazım diye. Zaten bu insanların hani müzikle ilgili beklenti kısmı oradan doğdu.
Yani tamamıyla bir show programıydı aslında. Hep ünlüler katılıyor. Belki hatırlıyorsunuzdur, bilmiyorum. Müzisyenler de, şarkıcılar da koçluk yapıyorlar o ünlülere. Çok eğlenceli bir programdı. Çok sevildi, çok izlendi. Biraz da insanlar da ilk kez orada zaten dinlediler ve şaşırdılar. Aslında ben de şaşırdım. Çok o kadar beklemiyordum o platformda. Hani canlı performans. Tam çocukken böyle bir müzik geçmişim var, koro vesaire, Ankara Radyosu, ama ben de beklemiyordum o dönüşleri. Oradan zaten bir böyle artık 12 yıl oldu. Süre gelen bir şey vardı, bir beklenti vardı, hani ne zaman albüm yapacak, halk ne zaman şarkı söylemeye başlayacak. Hani ufak ufak böyle işlerde, dizilerde, filmlerde hani o yönümü kullandığım bir şeyler denk gelince, ama o yani yarışma dediğimiz o aslında bir show programıydı. Çok sonuçta eğlenceli ilk, bir işti. Evet, orada kaçıncı falan oldun diyecektim ama demek ki öyle bir program değildi. Ben hatırlamıyorum programı. Yok, orada anladım. Tabii ki şey var, kazanan var da ben çok enteresan böyle gerçekten birinci olması beklenen bir ekiptik biz Metin Arolat'la birlikte. Biraz tabii bilmiyorum o SMS oylamalar, show kısmı. Bilmiyorum, biz birazcık erken eğlendik. Tabii çok şaşkınlık yarattı bu, ama birçok insanda hani performanstan dolayı mesela hala böyle birinci kazanan olarak hatırlayanlar var. Ama zaten bir show programıydı, çok da önemli değil. Biliyorsun İrem Derici de eğlenmişti. İrem Derici de eğlenmişti, o yüzden eğlenmek çok kötü bir şey değil yani. Başka yok, aynen öyle. Çok keyifliydi benim için. Metin Arolat'la ama o zamandan beri görüşüyorsunuz o zaman. Evet. Ben sahneye geldiğimde Metin Arolat yine Hande'nin sahnesindeydi ve gerçekten inanılmaz seviyor senin repertuarını. Evet, yani ben de onu çok seviyorum. Zaten çok o zamandan bu yana çok yakın dost olduk. Güzel, o da beni hep böyle yıllardır şey yapmıştır bu anlamda, desteklemiştir. İşte bu seneye kısmetmiş. Şahane. Oyuna dönecek olursak... Çok dolu geçmiş galiba sizin oyunlar. Evet. Öyle duyduk. Maşallah. Tiyatro sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün oyunlar bayağı iyi gitti bu sene. İnsanlar tiyatroya bu birkaç senedir bence ilgileri arttı. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ya, çok mutluyuz yani. Eminim bütün oyuncu arkadaşlarımın adına konuşabilirim bence burada. Gerçekten. Hı-hı. Herhalde biraz televizyon ve evde olmak dışında daha canlı, daha hani anında diyor ya, hani sahneye çıktığım zaman hani bir etkileşim oluyor. Hani onu istiyorlar onlar da yani. Canlı görsünler nefesini, terini, hissesini. Bir hata oluyorsa onu görsünler. Doğallık aranıyor herhalde artık. Bir de son 10-15 yılda tiyatro sahneleri de çok fazla arttı artık. Evet. Her yani hedef istediğimiz daha tam olmadı ama kesinlikle. O neredeyse her mahallede demeyeyim ama her semtte bir tiyatro var artık. Evet. Aynen öyle. Evet. Ya bir Avrupa gibi her mahallenin olmasa bile evet çok sık olmaya başladı ve güzel oyunlar da yapılmaya başladı. İnsanlar artık daha cesur, daha modern şeyler yapmaya başladılar. Bildiğimiz klasik anlamda hani değil ama biraz daha böyle dekor yok. Çıktılar. İşte biri çıkıyor ve oynuyor ve çok bu insanların hayal gücünü de çalıştıran bir şey. Çünkü o evinin salonundayım diyor. Bir sandalyede oturuyor ve artık o sen orayı salon olarak kabul ediyorsun. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar böyle herhalde nefesi duymak değil mi? Yani hani böyle etkileşim hoşlarına gidiyor. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. O yüzden çok güzel bir dönem. Umarım daha da böyle çoğalarak İnşallah devam etsin. İnşallah daha da çoğalır. Yani bir gözüküyor. De eskiden dizilerin yoğunluğundan dolayı seyirci istediği oyuncuları da tiyatro sahnesinde göremiyordu. Çünkü yetiştiremiyorduk evet. Yani hiçbir şekilde. Şu an bir şekilde ona da zaman ayırıp aslında hiç tiyatro yapmayıp tiyatro kökenli olan oyuncuları da artık izleyebiliyorlar. Çünkü dizilerden bir şekilde vakit ayırıp veya dizi yapmayıp tiyatroya yöneldiler. Şimdi istediği bütün oyuncuları gelip dediği gibi Emel'in de canlı canlı yakından görüp onunla aynı atmosferin içinde birlikte bir şey canlandırıyoruz. Çünkü sadece bizim oynamamızla olmuyor. Onlar olmadığı zaman bir anlamı yok tiyatronun. Birlikte oynuyoruz. O etkileşimi Hı-hı. birlikte yaşıyoruz orada. Peki, bir de her gece aynı oyunu oynuyoruz ama her gece seyirci farklı olunca oyun da bambaşka oluyor. Evet evet. O, yani öyle bir şey de var gerçekten yani. Hep aynı şey olmuyor. Yani bilmiyorum belki bazı... müzikte de aynıdır. Evet. Yani bir gece... öyle oluyor. Başka gece bambaşka bir gülmeler Öndeki oluyor. Öndeki teyzeyle muhabbet ediyoruz işte. Bir gece geliyor. Ondan sonra Ömer mi aradı seni falan diyor. Onunla öyle etkileşimde. Hani bazı günler geliyor daha sakin geçiyor. Bir gün geliyor ben şey yapıyorum. Burada gülünüyor muydu ya oyuna falan diyor. Evet. Burada reaksiyon Siz mu Siz seyirciyle geliyordu? Konuşuyor musunuz peki? Cevap Konuşmuyoruz veriyor musunuz? Ama Haber tabii misin? Bakışıyoruz. Evet. Aa falan yaptığımız oluyor veya hani beklemediğimiz bir tepki olduğunda dönüp tabii ki de o sırada doğaçlama küçük şeyler oluyor.
Peki Pelin baban sevgili Rasim Öztekin izledi mi? İzledi o premierde. Peki nasıl, ne yorumu, eleştirisi? Vallahi alnımdan öptü o yüzden bu benim için ya. Bu benim için şey demişti yani dizileri, bütün dizilerimi babam izliyor mutlaka, her yaptığım işi takip ediyor. Hani bir insanı tiyatro olgunlaştırır ve hani büyütür, bir şeyler öğretir. Senin diziler olgunlaştırmış dedi. bir dizide dedi bir karaktere bire bir katıyorsan, hep üstüne bir katarak yükseliyorsan, sana diziler tiyatroya yetiştirmiş. Yani ben şu an inanamadım dedi ve en son da öperek şey yaptı ve güzel oldu. O arada tabii evet. Çok güzel. Bayağı yani şu an oynadığım oyundan da, içinde olduğum ekipten de, gösterdiğim performanstan da çok memnunum. Tebrik ederim. Bu da benim için çok büyük bir gurur ve onur. Yani ödüllendirmesi ya da takdir etmesi gereken en önemli kişi ettiyse tamam. Tabii ki. Yani benim tabii ki de seyirci her zaman şey ama... Babam olarak ayrı. Babanın ama dışında da olarak, evet. Aynen, yani çünkü benim ne yazık ki öyle bir ayrımım olması lazım. Her zaman sorduklarında Rasim Öztekin kızı olmak nasıl bir şey? Bilmem senin baban nasıl bir şeyse benim de babam yani baktığım zaman. Yani hani ben onu Rasim olarak ve baba olarak görüyorum. Ama tabii bir yandan da ustam. İkiye ayırmak zorunda kalıyorum. İş olarak baktığımda ustadan böyle bir şey duymak. Bizim için de çok değerli bir şey. Aynen onu diyecektim. Bizim için çok değerli bir oyuncu yani tiyatro oyuncusu. O yüzden de yani şu an yaptığım her şeyin arkasında babamın desteği, yani böyle bir söz duydum ve böyle bir öpücüğü aldıktan sonra daha huzurlu oynuyorum. Ay ne güzel, ne büyük gurur. Hande'cim, takipçilerimizden inanılmaz soru geldi seninle ilgili. Nasıl bu kadar zayıf kalıyor, nasıl bu kadar güzel, ne yapıyor, ne ediyor yıllar? Ona hiçbir şey katmıyor. İlk herkesin hoşlanmadığı cevabı veriyorum şu an. Biraz genetik. İyip almıyorsun canım benim. Biraz öyle en ama sevdiğim insan. Çok iyi o. Çok iyi o. Yani kötü örnek olmayayım ya da hiç kendimle ilgilenmiyormuş gibi de davranmayayım tabii. Özellikle tabii kilo almamakla ilgili değil ama biraz da yaşam şekliyle de alakalı. Biraz kendine bakmakla, işte beslenmekle, arada spor yapmakla. Biraz bunlarla da alakalı diye düşünüyorum. Hani korumaya çalışıyorum bir şekilde yıllar geçtikçe formumu ama biraz sinir bozucu kısmı evet genetik. Ay, şahane. Benim de genetik canım. Evet buradan Pelin. Hayır ben 3 sene 4 sene önce biz seni beraberdik. Bir televizyon programı daha ameliyattan yeni çıkmıştın. Evet. Seni konuk etmiştik. Nedir o günden bugüne durumun? Yani memnun musun durumuna, koruyabildin mi? Yani sağlıklıyım. Tabii ki de koruyabildim. Yani eski halime baktığımda hala başka bir Pelin var ikisi arasında. Sadece benim 6 yıl oldu artık mide ameliyatının üstünden, her şey oturdu. Ha, 2 kilo artıyor, işte 5 kilo gidiyor. Mesela yazın bir anda deli gibi kilo veriyorum. Çünkü ben de yüzmeyi çok seviyorum ve işte dalış yapıyorum falan. O zaman bir anda bütün 3 ayda yazın ki o bütün ödem gidiyor. Ama tabii ki de yani insanım sonuçta, ameliyat geçirdim diye bu mide çünkü kendi formuna eski geliyor. Eski haline geliyor. Ben de dikkat ediyorum. Dediği gibi spor yapıyorum ama ben yiyip yiyip alabilenlerdenim. Öyle bir genetik şeyim yok. Allah'ım da bin şükür. Babacığım teşekkür ederim. En sevdiğim genlerden. Yani o yüzden devamlı da spor yapıyorum. Yürüyüşlerimi aksatmamaya çalışıyorum. Onun dışında... Bunu duymak istedim. Yani şöyle bir durumun yok. Ya bu saldım boş... gitti onu. Ben böyle bir insan değilmişim. Benim gerçeğim bu falan. Yok ben çıkıp yiyip yiyip kilo almıyorum diyemiyorum. Öyle bir şey. Yiyip yiyip ben çok güzel kilo alıyorum diyorum. O yüzden de spordu. İşte tabii kaçırdığım zamanlar oluyor ama onun tabii cezası da oluyor. Bir hafta sadece işte salatadır, ızgaradır bilmem ne gibi bir tempoya da giriyorum. Yani bitmiyor. Bitmiyor yani. Bitmiyor mücadele. Sonu yokmuş, onu anladım içine girince. Peki babanın yemeklerine karşı nasıl direniyorsun? Ya, çünkü mutfakta inanılmaz. Ama Allah'tan mesela ben gideceğim zamanlarda sağlıklı yapıyor. Babam zaten sağlıklı yemek yapar aslında ama hı-hı, çok çeşit yapıyor. Yani orada bir ayar tutturamıyoruz. Sağlıklı ve az yapsa hepsini az az yiyip bitireceğiz. Ama babam mutfağa çok girmeyi çok sevdiği için ve hani... Oyunculuğunun yanında bence usta da bir gurme babam ve çok iyi mutfakta. Ondan dolayı da yiyorum tabii yani. Yapacak bir şey yok. Babamdan sonra 2 gün kampa giriyorsunuz. Detoks kampına giriyorsunuz.
Peki evet, sen de mi genetik? O da genetik ya. Bu taraf genetik. Ben hiç anlatamadım. Bu taraf genetik. Özellikle öyle hayırda. Olsun, bu taraf genetik değil. Ya turneye gidiyoruz. Şu kadar yiyorum. Bakıyorum bitirmiş, sabah yine böyle yani. İnsanın içeceğiz mi? Yok yok, öyledir aslında, o kadar da değil canım. Ben de alıyorum yani ama öyle çok da almaya şey değilim. Bir de dikkat ediyorum ben. Sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı seviyorum, biliyorsundur yani. Pelin bilmez biliyor. Miyim? Yani şey, evde kendim yapıp, sete bile kendim yemek yapıp götürüyorum ben yapabildiğim zamanlar. Yani hani kendim böyle yeşillik çok seviyorum, sebze çok seviyorum. O yüzden böyle kendi yaptığım gibi olsun, kendi lezzetimle olsun, çok baharat seviyorum falan. Ama fazla yağ, tuz değil ama baharatlarla lezzetlendiriyorum. Sanıyorum öyle oluyor. Hiç bilmediğim oluyor. Otları mesela Emel'den öğreniyorum. Şunun minnemesi çok güzel. Öyle mi? O ne ki acaba? Yani adını bile duymamışım ama o yemeğini yapıyor, düşünüyorum. Ben yani dikkat ediyorum. Spor da yapıyorum. Yoksa bıraksam kesin alırım. Bende öyle bir genetik yok. O yüzden bırakmıyorum yani. Almışlığım var. Bir 3-4 kilo almışlığım var. Benim gibi minyon birinde de o, hiç öyle demeyin yani. 4 dedi. Ben onu o gün haftalık alıyorum. Günlük alıyorum falan. Vallahi çok belli benim oluyor. Benim bir günlük ödemim ayol. Ödem. Bu da güzel, çok güzel. Ödem. Vallahi yani. Pelin, sana babadan peki yemek yapma geçti mi? Ya evet, ben biraz hastayım bu konuda. Babam gibi aynı şekilde. Yani babama şey yapıyorum, 3-4 yemekle kalmıyor diyorum. Ben de öyleyim. Mesela çalıştığım zamanlarda yoğun bir tempoya gireceksem repo günümde oturup ama şu zeytinyağlı yapayım da hafta içinde onunla uğraşmayayım. Bir de dolaba hazırlayayım, buzluğa da koyayım. O da hazır olsun, setten geldiğimde uğraşmayayım gibi. Böyle bir arkadaşlarıma da olsun, kendime de olsun, mutfakta zaman ayırıyorum mutlaka. Sadece bu zayıflama sürecinden sonra yemeyip yedirme süreci başladı. O yüzden etrafımdaki arkadaşlarım kilo aldı. Yani böyle bir sıkıntı var evet, çünkü yapıyorum kendim yazar şu kadar yiyorum, yemek kalacağı için de arkadaşlarımı çağırıyorum. Onlar da çok seviyorlar çok şükür elimin lezzetini. Onlara da habire bu hafta yine kilo almışız Pelin sağ ol falan gibi geri dönüşler oluyor. Hiç baba kız restoran açmayı düşünüyor musun? Ya aslında mı? Öyle bir fikrimiz yani, baba kız olarak değil ama ikimizin de ayrı ayrı var. Bir gün herhalde... bence baba kız yapın da olup taşar yani. Yani sanırım olacak yani. Bence çünkü şube hep olsun. Farklı semtlerde. Oturduğumuzda çünkü hep böyle bir, babam da gurmelik üzerine hep bir düşündüğü bir fikri var. Benim de yemek üzerine. Sadece alanlarımız şu an farklı ama... Ne mesela? Ya benim sadece böyle tek bir ürün olup, atıyorum fırın makarna ve yanında işte şarabıyla, sadece onun üzerine bir dükkan. Ama babam daha böyle hani o çok çeşitli şeyler yapmayı sevdiği için. Yani dünyanın neresine gitse tattığı şeyin içindeki her şeyi bilebilir mi bir insan ya? Bu kadar bir yani. Bunun içinde bu da var diyor. Hiç hayatımda duymadığım baharatı söylüyor. Ve hepsini damaktan alabiliyor. Ben asla böyle bir şey tecrübe görmedim yani. Onun alanı daha geniş diyebilirim benden. Ben daha ev yemekleri falan o kafadayım. Biz merakla biz restoranı bekliyoruz. Evet. Olabilir ya. İtalya'da öyle çok restoran. Aynı projede olamayıp aynı restoranı açabiliriz. Baktık kendi mesleğimizde olmadı deyip restoran açabiliriz. Vallahi çok güzel olur. Yine oyundan bir şey sormak istiyorum. Yani kadınlık üzerine. Hı-hı. Kadınlar genelde 30'undan sonra ne istediğini bilir gibi bir durum var. Sizde de öyle oldu mu? Aslında hepinize soruyorum. Maalesef. Yani evet, tam olmuyor. Hangi yaşta oldu bu? 33 sanırım benim. 33 benim için şey bir yaştı yani. Evet, kadın olmak böyle bir şey. Yani başka bir evreye 33 diyebilirim. Ama şimdiki yaşlarım da yani her geçen yıl daha bir oturuyor sanki her şey. Yani geriye dönmek istemem mesela. Hani öyle söyleyebilirim. Güzel. Benim bu oyunla birlikte oturdu. Zaten daha yeni 31'den 32'ye geçeceğim. Bu oyunla birlikte ilk yıllarında aslında Özgürsün'le yeniden karşılaşıp yıllar önce okumuştum ama şu an daha çok benzeşen yönlerimiz oldu ve gerçekten hani belki de büyümem, kadın olmamla alakalı daha çok Duygu Hanım'la aynı fikirlere sahip oldum, tecrübelere sahip oldum. Ondan dolayı benim için evet değişim başladı ama şu an daha başında olduğum için şu yaştır 30'larımda değişim başladı diyemem ama girmemle o değişim başlıyor, evet onu anladım yani. 30'lar bir merhaba diyormuş insana, onu anlayabiliyorum. Diyor bana da 30'da böyle bir rüzgarı geldi ama böyle biraz böyle... Yani şimdi 34'üm. Bir son belki de 2 yıldır yavaş yavaş o bilmiyorum, kendimle ilgili farkındalığım artmaya başladı aslında. Biraz daha hayattan ne istediğim, neyle mutlu olduğuma dair belki gerçekten kendimle yüzleşmeye başladım.
tabii ki bunun hiçbir zaman çözümlenebileceğini düşünmüyorum. Yani bir keşif başladı kesinlikle 30'lu yaşların başında. Ama hani hayat belki 5 yıl sonra acaba nasıl bir hayat yaşamak isteyeceğim? Neler bana keyif verecek onu da bilmiyorum. Belki hani yolun devamında yine bir takım değişiklikler olacaktır ama evet bir 30 sonrası evet. Bir sendrom var. Peki aşka bakış da mı değişiyor 30 sonrası? Bence değişiyor. Biraz. Yani her şey değişiyor. Yani hani şöyle bir şeyden dolayı değişiyor. Daha zor oluyor bir kere her evet. Şey. Ya onun bu şunu şusu derlermiş yani zamanında hep söylenen bir laftı. Ona bakıyormuşsunuz gerçekten hani belli bir yaşa geldikten sonra bir elemeler ve bir hayatınızda istek listeniz. Yani biraz önce şey demiştim. Eskiden el alem ne der derken iç sesimizi unutuyoruz ya. 30'un girdiğiniz anda o iç ses diyor ki ben buradayım. Unutmuştun beni. Hani 20'li yaşlarda pek umursamadın da asıl isteklerim burada diyor. Ve 30'la birlikte asıl o isteklerinizi iç sesinizi duymaya başlıyorsunuz. Ona göre yön verince daha iyi bir iç keşif başlıyor bence. Ondan dolayı keyif almaya başlıyorum hayattan. Evet annenin dediği gibi yani kendin ne istiyorumu fark etmeye başladığın andan itibaren ya da ne beni mutlu ediyor'yu o zaman otomatik elemeler başlıyor zaten. Evet. Yani hani direkt hani yok bunda yani çok tatlı ama yok ben olmam diyorsun herhalde. Yani aşkta da o yüzden bir seçici oluyorsun evet. Yani kendini düşünmeye başlıyorsun. Öncelik yani benim aslında bu hayatta demeye başladığın andan itibaren zaten sadece hem kariyer, aşk her şey birdenbire değişmeye başlıyor. Evet öncelik zaten çok önemli. Biz genelde direkt o önceliği karşı tarafa veriyoruz. Kesinlikle. İşte o 30'dan sonra öyle olmuyor. Olmuyor. Hey diyor yani. O değil sensin diyor yani. Buradayım sesimi duy. Şimdi okurken fark ettim de çok güzel bir soru dikkatimi çekti. Özellikle son zamanlarda bu konularda da tartışmalar var. Hepinize sorabilirim onu. Yaptığınız işi izleyici anlamıyor ve beğenmiyorsa sorun kimdedir? İzleyici anlamıyorsa ve beğenmiyorsa sorun bence yapılan iştir. İşte midir? İşte. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü şöyle yapan bazı ya zaten ne anlarlar ki filan modunda ben olanlar da değil değil mi? Çünkü biz yaptığımız iş yani herhalde zaten hepimiz... Zaten anlasınlar diye birlikte işte, etkileşimde olalım diye. Yani halka yani evet. İnsanlar için izlesin diye yapıyoruz. Yoksa evde o zaman ben geleyim kendime yani ayna karşısında evet. Ben öyle düşünmüyorum. Mesela bir oyun oynanılıyor. Seyirci yani şimdi ismini vermeyeyim. Birisi geçen gün dedi ki ya zaten... Bunu nasıl anlamalarını beklerdim ki? O yüzden de ilgi görmedi gibilerinden bir yorumda bulundu bir oyuncu. Yanlış bir çok yorum. Üstten o yüzden üstten bakıştı. Evet. Düşünce yani genel anlamda bir soruyu. Dediğimiz gibi hani biz seyirciyle etkileşimde olalım, onlarla birlikte bir şey paylaşalım, derdimiz varsa anlatalım, birlikte gülelim, eğlenelim diye bir iş yapıyoruz. Onları anlamadıktan sonra zaten bizim anlamamızın ne manası var? Yani o birlikte yapılınca güzel bir şey. Oluyor. Yani sevip sevmemek değil. Herkes bir salona girersiniz, 300 kişi vardır. 100'ü sevmez, 200'ü sever. Şimdi bu başka bir şey ama anlamak, yani anlayabilir ama sevmeyebilir. Yani olabilir ama anlamıyorsa orada bir iletişim problemi var. Evet. Yani okuduğunuz kitabı anlamadığınız zaman yazara kötü yani diyemezsiniz. Bir yani de kimseyi de her şeyi anlamakla zorunlu kılamayız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle, evet. Kesinlikle öyle. Evet, yani bir de sevme, eğlenme kısmında da tabii ki her işi illaki eleştiren... Beğenmeyen olabilir ama böyle bir genel kanı olması lazım yani oraya. Evet 200 seyirci geliyorsa hani en azından o 150 kişinin keyifle evet. Ve eğlenerek evet, ayrılabiliyor olması lazım. Ya da işte şarkı söylerken şimdi insanlar eğlenmek için çıkıyor. Para harcıyor, zaman ayırıyor. Şimdi ben de diyemem ki hani ya da bir tiyatro sahnesinde ya da işte şarkı söylerken aman bana ne canım eğlenmeyip keyif almazlarsa almasınlar. hani böyle bir şey değil o zaman başka bir konsept kendi kendine söylersin koyarsın ama ben oraya hani insanları çekiyorsan bir şekilde ve amaç zaten eğlenceyse tabii ki onun da hakkını vermek gerekiyor. Evet orada da ben kendi eksiklerime bakabilirim o zaman yani neden acaba? Yani anlamıyorlarsa dönüp kendine bakıp nasıl daha anlaşılır hale getirebilirim evet, demek hali. Gerekir. Yani olabilir senin yaptığın şeyin farkında olmayabilirsin ve hakikaten böyle bir... Anlatım dilin doğru olmayabilir. Olmayabilir o zaman belki tekrar bir prova süreci geçirip daha başka bir şekilde çıkmak gerekir diye düşünüyorum. İlk dakikadan beri şey gördünüz. Kariyer, iş hayatı, evlilik. Şu senin de bir başından bir evlilik geçti. Geçti. Hem kariyer yürümedi mi birlikte... Yok, hiç onlarla alakası yok. O konuda şu anda da birlikte çalışıyoruz zaten müzik tarafında menajerliğimi yapıyor. O yüzden
Yani benim en büyük destekçilerimden biridir zaten Can. O konuda da evliliğimizde de biz hiç işle ilgili bir problem yaşamadık. Tam tersi desteğini çok görmüşümdür. Ama tabii bu hayatta seçimlerle alakalı, evet, yani benim de hayalimde, yine de inanıyorum, mutlu bir birliktelik, aile hayatı tabii ki olabilir. Ama şunu da biliyorum, bunun için Hande'nin hayatını da feda etmek zorunda değilim. İşimi gücümü de yapabilirim. Dönemsel tercihler kişilere aittir. İşte ne bileyim, çocuğun olur, ona göre bir tempoya girersin işle ilgili. Yani bu tamamen kişinin seçimiyle alakalı ama bu konuda ben de tabii ki çalışmayı seven bir kadın olarak hani kariyer mi, aşk hayatımı, aile hayatımı bu seçime girmek istemem. Mümkün olabildiğince dengeli götürmek isterim, çalışmak isterim tabii ki. Bununla ilgili ama yaşamadım evliliğimde de öyle bir sıkıntı. Bence oyuna Hande'yi de alın siz. Ya ben çok merak ediyorum zaten. Soracağım şimdi. İzlemek istiyorum. Çok seviniriz. Çok seviniriz. İzliyoruz. Oyunu mu? Evet. Oyun biraz önce biz konuşurken gibi. Tamam, okey. Hande'cim bir şarkı daha alalım mı sende? Olur. Olur, söyleyelim. Ha evet, onu yapalım şunu. Masamda keşkelerle dolu bu kadehler, kalkar tüm anılara susan da, kalemi kırsan da mucizesini bekler bu yürek. Senden vazgeçmez asla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. O sesler yok aslında, birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. Sağlık. Teşekkür ederim. Normalde tabii şu an piyano ile size romantik gittik biraz. Normalde sahnede daha eğlenceli oluyor çünkü. Ben de seviyorum birazcık bu tarz konseptleri aslında. Güzel oldu. Teşekkür bence ederim. Bence iyi yaptınız. Yoksa buraya kalkıp şimdi hepimiz dans etmeye başlardık. Evet, olmaz. Ona ekip lazım. Ama sahne hep öyle oluyor. Evet. Bir de canlı müzik dinleyicisini merak ediyorum. Yani sen hem çok gençlere de hitap ediyorsun, hem çok yaşı büyüklere de hitap ediyorsun. Onu nasıl dengeliyorsun? O repertuardan dolayı sanırım. Ya da hani işin içinde eğlence, ve evet, insan hangi yaşta olursa olsun eğlenmeyi seven insan için çok fazla bir şey değişmiyor. Ama evet, repertuardan da olabilir. Hani çok yaşı büyük biri de belki kendi gençliğini yaşıyor o şarkılarda. Hakim olduğu, tanıdığı duygular. O yüzden
bilmiyorum, repertuardan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. En çok hangi şarkıları istiyorlar? Yani istek arada geliyor aslında. İstek çok çok fazla gelmiyor. Ama gelen parçalar mesela tabii repertuarımızda yok diyelim. Ya da o anda hani tonu bilmiyorsun. Belki şarkının sözlerinin hepsini bilmiyorsun ama çok geri çevirmemeye çalışıyorum. Biz hani o anda böyle sadece bir nakarat da olsa orkestrayla çalıp karşı tarafı memnun etmek aslında, gönül almak, onu orada keyiflendirmek. Öyle istek parçalar da oluyor tabii. Ay şahane. Sahnede peki başına ilginç bir şey geldi mi Hande? İlk sahnelerimde yani çok ilginç, çok ilginç, çok komik bir şey olmadı. Seyirciyle anlık hani diyaloglar olabiliyor o an. Gelişmiş dinleyiciyle. Zaten onlar da böyle bir eğlence ortamında oldukları için onlarla hani iletişim kurduğunda bir şeyler çıkıyor akışta. Çünkü kutlamalar oluyor, bir sebepler oluyor. Bir şekilde iletişime geçiyorsunuz şarkı aralarında. Çok komik bir şey değil. İlk sahnelerde, ikinci ya da üçüncü sahnem olabilir. Elektrikle, yani teknik bir arıza oldu. Elektrik gitti aslında. Orada tabii çok hani ne yapacağımı bilememiştim. Aslında hep içimizde böyle fırtınalar kopuyor. Mesela ben tiyatroyu da ilk deneyimlediğim zaman hep ona endişe ederdim. Yani canlı sahne ne yapacağım? Hani hapşurabilirim, hıçkırığım tutabilir, repliği unutabilirim. Hani her şey olabilir. Ama oraya çıktığınız an içinizde fırtınalar kopsa da aslında son derece soğukkanlı bir şekilde. Bir güç geliyor. Evet, bir güç geliyor soğukkanlı bir şekilde. Bir de aslında bazı durumlar, özellikle tiyatro sahnesinde de öyle. Bizim diğer oyunda da işte 2,5 yıl Hakan Yılmaz'la bir Yeters Bakıyor, evet, oynamıştık. 250 oyun falan oynadık ve tabii inanılmaz enteresan şeyler oldu. İşte sahnede de öyle. Bir anda yanlış bir kelime, lafı, şarkıyı unutabiliyorsun ya da anlık bir şey gelişiyor. Tiyatro sahnesinde de aslında seyircinin de hoşuna gidiyor o anlar. Evet, ben de seyirciyi yani oyuncu güldüğü zaman, evet, bir şeyi unuttuğu zaman falan seyirci de daha gerçekçi buluyor aslında. Belki şey kuruyor. Karşı tarafla samimi bir şekilde iletişim bir o da hata yapıyor bakını görüyor yani çünkü evet, dizilerde ya, çok net aynen gördükleri için biz çünkü dizilerde bir sürü tekrar alıyoruz ve hiçbir hatasız yayınlanıyoruz ama hata yaptığımız an bir anda etkileşime geçiyorlar ya hata evet, yaptı bir de çok olayın içinde hissediyor o zaman dahil hissediyorlar evet, belki de seyirci şimdi bilmiyor soğukkanlığını biz burada yaşadık. Bir dakika önce, evet seni izleyeceğim. Evet. Hande bir dakika önce geldi ve direkt mikrofonu aldı, şarkı yaptı. Ben olsam elim ayaklarım birbirine girmiş. Ne oluyor, bir dakika pardon falan yok. Direkt şarkı elinde. Yani aynen, o konuda kendini iyi yaptı. Evet evet, işte öyle oluyor. Bir anda o adrenalinle. Hanımlar, sizde var mı müzikle ilgili alaka, çalmak, söylemek, ilgi ya da istek oldu bugüne kadar denedim? Ben bayağı 13 bölüm Benzemez Kimse Sana yarışmasında yarışmıştım. Ben de evet, evet. Orada da her hafta bir ünlünün taklidini yapıyordum. Ya yani ben zaten seviyordum şarkı söylemeyi. Ama ben eğitim olarak da hani tiyatro eğitimi içinde almıştım. Ben sadece şey olarak seviyorum hani. Bir gün müzikal olursa, işte oyunla alakalı bir şey gelirse, kendi arkadaşlarımız arasında tabii ki de çıkıp söylüyoruz. Bir ara denemişliğim de var ama orası bana tam şey olmadı sanki. Denemişliğin? Yani işte Benzemez Kimse Sana yarışması bitince, demiş, hayır, o bittikten sonra böyle bir kaç yerde sahne aldım. Öyle mi? Profesyonel anlamda. Sonra dedim ki yok, o beni kesmedi ya. Ben bir şey oynamam lazım. Sadece şarkı söyleyerek yetinemedim yani. Bana eksik kaldı benim için. Mesela Benzemez Kimse Sana'da belki taklit de yapıyordum. Orada her hafta birinin kostümünü giyiyorum, onun provasını yapıyorum. Bütün hareketleri, mimiği falan. O belki de oyunculukla birlikte beni doyuruyordu. Sadece tek başıma sahnede olunca eksik hissettim kendimi. Kimlerin taklidini yaptın? En çok keyif aldığın biri var mı? Şu en olmaktan çok keyif aldığım, çok yani benzediğim için de birebir olduğum için Sibel Can'la Hülya Avşar çok eğlenceli geçmişti. En zoru Shakira'ydı sanırım. Hem de Kibariye vardı. Hiç benzemedim Kibariye'ye. Yani. Beni Kibariye yaptılar, Emine Ün oldum ben. Bir anda evet sarışın ve mavi gözlü olunca böyle hiç olmadı yani. Sezen Aksu bayağı olmuştum benzeme anlamında. Aa. Derya abi makyajlarımızı yapmıştı. İnanılmaz iyiydi yani o konuda. Bir
olduğum zaman şey aynaya bakıp aa Sibel'im ben ya falan deyip sahneye çıktığımı hatırlıyorum ben. Ben bugün bayağı Sibel olmuşum diye. Evet, öyle şu anda oldun biraz. Evet ya. Yani, öyle bir şey havası geldi. Hemen beyler falan. Hemen Sibel'e koyuyorum. Ben söylüyorum evde tek başıma. Güzel. Herkes için en hayırlısı evde tek başıma müthiş duşta, banyoda, işte bir şey yaparken çok güzel. Keyifli konserler. Hayalimde böyle stadyumdayım ama evdeyim yani. Elimde burcu. Geçen gün sosyal medyada bir tane video denk geldim böyle. Komik bir şey yapmışlar işte. Montajlamış onu. Bir duşta söylüyor ama inanılmaz bir ses. Banyonun kapısından çıktığı an söylerken full detone. Çok komik bir videoydu. Ben çok gülmüştüm ya. Evet. Sonra geri dönüyor hatta bir daha sesinde bir tane geri çıkıyor. Detone. Bazen evet. Onun gibi ama oyuncuların çoğunda zaten o şarkı söyleme yeteneği, müzik kulağı, o istek oluyor. Detonelik. İnşallah daha çok böyle ben de müzikal çok istiyorum mesela. Ya. Çokça müzikal yapılabilse keşke. Ama evet. Herkes yer alabilse. Ben evet. Öyle bir his var. Aris müzikalinden sonra sanıyorum bence bu tarafa doğru bir müzikal de yapılabiliyor. Evet. Galiba şey yapmaya başladı. Çünkü çok onların... yetenekli söyleyebilen ve isteyen çok oyuncu evet. Var aslında. Yani detonelik değil, ben ses rengimi beğenmiyorum yani. Çünkü bir de sadece detonelik değil hani ses rengi ama beste yapıyor olsaydım. Hani kendim böyle müzisyen olsaydım o zaman herkesin de sesi böyle mükemmel, ses aralığı mükemmel değil ama kendine uygun çok güzel şarkılar söyleyince kitlelere ulaşabiliyor. Ama hiç öyle bir müzik eğitimi de almadığım için rengim değildi. O yüzden kendi kendime. O yüzden duşta devam i̇şte bence. Evet. Kuliste de söylüyor canım o kadar da değil. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Size bol bol evet. Turneler. İnşallah. Evet. Sana size da iyi bol sahneler evet, diyelim. İnşallah bekliyorum. İnşallah. Ben sizleri de bekliyorum. Bol bol bölümler. En zamanda görüyorum. Sezonlarca evet. Devam eder inşallah. 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 Teşekkür çok ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz siz. Keyifli sohbetler ediyordunuz. Kenardan izledim. Çok hoş yani. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok mersi. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İnşallah uğur getirsiniz ilk programın konuğu. Ve 90'lar. İnşallah. En önemli şeyi konuşurken bugünlerde 90'lardan evet. En önemli sanatçılardan birini ağırlıyoruz şu anda. Bence öyle. Ben o dönemdeki evet. En hızlı muhabirlerden birisi olarak ya, o çıkış döneminde 93'te hı-hı. Evet yani ben biraz onlardan uzak durduğum için o dönemde size ulaşmak evet bayağı durdunuz evet. İlk röportajı bayağı bir sonra vermiştiniz yani evet. bayağı sonra olabilir yani. Olabilir yaparım öyle şeyler huyum kurusun evet ya senle ya hiç ile 93'te başladınız arkasından 94 evet. Harun'la sonra 96 öyle evet. Hızlı bir şekilde devam ediyor. O yıllar daha kimler yoktu ki? Tarkan, Mustafa Sandal, Serdar tabii, Ortaç, Ebru Gündüz. Tabii 90'lar dediğiniz zaman şu anda müziğe damga vurmuş bütün sanatçıları sayabiliriz. Yani hepsi zaten bu 90 dediğimiz 90'da çıkan müziğe ilk adım atan arkadaşlarımızın başladığı yıllar. Kaliteli, güzel bir kitle vardı müzik adına. Onlar... Bu zamana kadar geldiler. Bu zamanda da halen aynı şekilde kaliteli müzikler yapabildikleri kadar yani izin verildiği kadar yapılmaya çalışılıyor. Mihenk taşları oldular aslında. 90'lar şu anda yapılan müziklerin de mihenk taşı. Bir sürü kopyaları daha eklersek, kopya şarkıları da eklersek. Böyle bir mihenk taşı oldu 90'lar yani. Peki şimdi kalitesiz mi? Bence öyle yani kalitesiz. O yüzden mi geri döndünüz? Ya evet. Aslında şöyle bir şey var. Ben de sıkıldım. Yani ben de bir müzik dinleyicisiyim en başta. Gerçekten insan bir müddet sonra ne radyo dinlemek istiyor, ne televizyon seyretmek istiyor. Şimdi bir de internet girdi. 15-20 senedir hayatımızın içinde. Yani 10 senedir aktif olsa da internet. Herkes artık internetten şarkı dinliyor. Ama... bu kolay tüketicilik başladığı andan itibaren her şey kolaylaşmaya başladı. Müzik adına da her şey de kolaya kaçılmaya başladı. İnsanlar artık bir şeyle çok uğraşmak istemiyorlar.
nasıl olsa tutuyor, nasıl olsa yapılıyor, nasıl, o da tuttu benimki de tutar, o da oldu bu da olur diye böyle bir zihniyetle maalesef pop müziği çok çıkmaz bir yola getirdiler. Şimdi burada tekrardan taşın altına elini koymak, ben kendi adıma koymak istiyorum açıkçası. Yeni şarkılarla, yeni tekrar bu piyasayı canlandıracak zaten benim düşüncemde 4-5 tane insan var. Tekrardan arkalarından gidilebilecek diye düşündüğüm. O yüzden de önce besteci ve üretken bir insan olarak elimden geleni yapmaya çalışacağım ben bu sene. Yani bu seneden sonra daha doğrusu. Şimdi bu Best Of'un bir fırtınası geçsin. Ondan sonra yeni albümle bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bence herkes merak ediyor. Birileri sizinle beraberken mücadeleyi devam etti ve bugünlere kendini unutturmadan, sizi de unutmadık. Hiç kimse unutmadı. Sürekli ara sıra röportajlar. Fakat o son 10 yıl, 15 yıl ne oldu da kendinizi inzivaya çektiniz? Neye küstünüz ya da ne oldu? Şimdi yok, küsmek falan değil. Sıkıldım yani. Sıkıldınız. Bu benim sanatçı olarak en doğal hakkım. Tabii. Çünkü sıkılmazsam zaten bunda bir arıza var. Çünkü ben 3 ayda bir, 5 ayda bir işte klipler çekip sürekli gündemde olma derdi falan. Bunlar beni aşan şeyler. Sevmiyorum da böyle bir şeyi. Ben bu mesleğe girerken de böyle bir şeyle girmedim. Böyle bir hevesle girmedim zaten. Benim amacım güzel müzik yapıp sürekli olarak dinlemek, kalıcı bir şey yapmak. Kalıcı bir şey yapmak için de öyle hani şimdilerde genelde yapıldığı gibi kopya şarkılar yapıp da bu da tutuyormuş, şöyle yapayım, bu da yapıyormuş, böyle yapayım deyip sadece para kazanmak adına bu tarz şeylerin içine girmedim. Zaten öbür tarafta biraz önce de bahsettiğim gibi öyle magazinsel şeyleri de çok sevmediğim için. O konuda zaten yani kenarda bu işi iyi bir şekilde takip edip yaptım aslında. Mesela ben 2006'da, 2007'de çıkarttığım bir sürü hit var. 2011'de keza. Ama devamlı hit çıkarmak, hit şarkı çıkarmak, bir albüm yaptığınızda mutlaka birkaç hit çıkarmak zorundasınız yani. Bunu böyle sadece şarkı yapmak adına bir tane single yapayım da olsun bitsin durumuyla yapmak istemiyorum. Mesela bu Best Of'tan sonra da yapacağım albümde yine 10-12 şarkıdan aşağı şarkı olmayacak yani. Böyle 3-4 şarkı çıkarmak istemiyorum yani. Best Of 2 mi? Yok, Best Of 2 zaten çıkacak. Hı hı. Ben ondan sonraki yeni albümden bahsediyorum. Best Of yapma fikri nasıl oluştu peki? Ya şöyle, şimdi o kadar çok şey, kalabalık bir ortamdayız ki müzik adına. Bu şarkıların da ortaya çıkıp yeni neslinin bunlardan haberdar olması lazım. Çünkü çok ulaşacakları noktalarda değiller. Çok aktif olduğunuz zaman ulaşabilirler sadece. Onu biz aktifleştirmek adına böyle bir şey yapalım dedik. Yani bir Best Of yapalım. Genç nesil de bundan haberdar olsun. Bir duygulara şöyle bir yerine gelsin. Ondan sonra tekrardan çıkarız yeni albümümüzü dedik. Aslında ben yeni albüm çıkarmak istiyordum. İşte Polat Yağcı dedi ki önce Best Of'u çıkaralım ne olur. Zaten hepsini benden çok iyi biliyor şarkıların. Listeyi de o yaptı. Tamam dedim yani. İyi ki de olmuş gerçekten. Özlemişiz. Bu arada her yerde sizi dinliyoruz. Güzel güzel oldu. Güzel 90'lara oldu. Çok ciddi bir özlem var. Ya işte 90'lar dediğimiz şey her şeye, yani şu dönemki bütün müziğin aslında altyapısı orada. Melodiler oradan alınma, her şey oradan alınma. Sadece altyapı değişik. İşte biz de mecbur kalıyoruz dinlemeye diyelim yani. Bir iki tane güzel bir şey çıkıyor, onun dışında hiç hoşlanmıyorum. Bir yani. Röportajında çok güzel bir şey söylüyorsun. Duygularımız artık dijitalleşiyor. Yok. Yani yok. O evet. Her şeyin özü aslında o. Yani her şeyin başlangıç noktası o. Çabuk tüketim, hiçbir şeyden zevk alamama, sürekli başka şeyi arama, başka şeyleri aradıkça insanlar ufak şeylerden mutlu olmayı unuttuğu zaman işte problem en büyüğüyle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bilim, teknoloji, dijital her vallahi şey gelişirken... Ben teknolojiye hiç sıcak bakan bir insan değilim. Hayatımızdan çok şey veriyormuş gibi gözüküp çok şey aldığını düşünüyorum yani. Kendi adıma sevdiğim bir şey değil ama gelişmek dediğimiz şeyin altına teknolojiyi bu kadar çok sokup da bundan büyük dünyada bir rant oluşturmaya çalışan insanların da yapmak istedikleri şeyi ben acıyarak izliyorum ama birçok insan da bundan mutlu. Mutlu olduklarını da görüyorum yani. Akıllı telefon kullanıyor musun? Kullanmak zorunda kalıyorum şu anda ama ben kullanmak zorunda kalabilirim. Ama ben
bilmiyorum, toplumdaki başka insanlar için bunun çok gerekli olduğunu düşünmüyorum yani. Siz organik bir insansınız. Çünkü bu çok önceden aslında bu tarz şeyler sadece iş adamlarının, iş kadınlarının kullandığı şeylerdi. Şimdi sokaktaki ufacık çocuğun elinde kullanıyor ve oraya dalmış gidiyor. Yani ben onları gördüğüm zaman bu dünya nereye gidiyor diyorum yani. Nereye gidiyoruz? Hiçbir şeyden zevk alamıyorlar ya. İşte bu yüzden de müzikten de zevk alamamaya başladılar. O yüzden de yeni gençler kimseye şiir yazmıyor. Eğleneceğiz diye 2 saat sonra eve geliyorlar. Ne oldu diyorum. Geçen yazdı bir arkadaşımın yeğenleri 16-17 yaşındalar. İzin verdiler, hadi gidin eğlenin. 16-17 yaşında 2 tane genç. Ben düşünüyorum 16-17 yaşındaki halimi. Yani gittiler 2 saatte geldiler. Ne oldu dedik, sizi rahat bıraktık yani eğlenin. Aman çok canımız sıkıldı, kimse yok. Halbuki dolu yani, ama yalnız hissediyorlar kendilerini. Müzikten de keyif almadık, geldik. Bu insanları hiçbir şeyle doyuramazsınız artık bu saatten sonra yani. İyi ki çocuk yapmamışım. Vallahi bazen öyle diyorum. İyi ki yapmamışım yani. Eskiden herkes birbirine şiir yazıyordu. Şimdi sosyal medyada en güzel sözü kim yazıyor oluyor, değil mi? O da kopya zaten. o da o şiirlerden kopya ya da 90'lı yılların şarkılarını. Çok güzel kopyaladım diye. Tabii tabii. işte üretim yok. Duygu olmayınca üretim de olmaz yani, bu kadar basit. Yani ben o kadar zaman bekliyorum. O duyguların bir oluşum zamanı var. Ben mesela matematiksel hesaplarla şarkı yazmıyorum. Yazana da karşıyım. Şu şarkı tuttu, bunun aynısından yapayım diye kafamda oluşturup öyle bir şarkı yapmıyorum mesela. Kişiye özel de bir şarkı yapmıyorum. Yani o benden ne zaman çıkıyorsa o zaten güzeldir, o kalıcı oluyor zaten yani. Gibi ya, böyle hani vahiy iner gibi yapılır ya, o tarz yapıldığı zaman işte tadından yenmiyor senelerce yani. Sizin bir de kitabınız geliyor, onu merak ediyoruz. Vallahi onu ben de merak ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu insancıklar benden istediler böyle bir şeyi. Ben de o hevesle yazdım. Yemin ederim size 240 sayfa falan yazdım yani. Tekrar tekrar başa dönüyorum, tekrardan okuyorum, yanlışlarımı düzeltiyorum falan kendi adıma. Son 15 sayfayı bir türlü getiremiyorum. Albümün telaşına kapıldık. Ben yazdıklarımı unuttum. Şimdi onları tekrardan okuyup sonunu o şekilde getirmem lazım. Çünkü bu arada bir de küçük bir roman da sığdırdım o kitabın içine. O roman da karışık bir roman. O yüzden onu böyle tekrardan okuyup harmanlayıp buna uzun bir zaman ayırmam gerekiyor. Sadece o 20 sayfa için. Yani o yüzden de korkularından beni aramıyorlar. Tekrar tekrar sormak istemiyorlar nerede kaldı bu diye. Ben de aynı cevap vereceğimden korkuyorlar herhalde. Buradan cevap veriyorum. 15 sayfa hala duruyor. 15 sayfa kaldı, sabredin. Aynen. Seyirciden şimdi bir soru gelmiş sosyal medyada. En güzel şarkısını koymamış albüme. Neden? Hangi? Sen kaybettin. En güzel şarkı. Var. Niye almamış mı? Herhalde almadı o zaman. Şu andaki albümde var mı? Ha yok. İkinci Best Of'da var. Peki çıktı mı? Yok, o Eylül'de çıkacak. O zaman nasıl? Eylül'de tamam, almamış derken tamam. Ama ben şarkıların isimlerini yazdım onlara. Bunlar var. Bir de iki de diye. Ha, o zaman onu okumadı. Çok iyi takip etmemiş bence. Aynen, onu. Eylül'de çıkacak olan da evet, var o zaman. Evet, var. Yeni klip hangi şarkıya gelecek? Şimdi şöyle bir şey var. Bu Müjdeler Ver diye bir şarkım var benim. Her konserde, mesela önceden Ağlayayım mı marş gibi okunurdu. Hala okunuyor, o ayrı mesele, ama bu Müjdeler Ver... Benim o yok olduğum, böyle kendimi inzivaya çektiğim bu 5-6 senede enteresan bir hale gelmiş. Nereye gitsem Müjdeler Ver'i inanın 17-18 kere en az söylüyorum. İnsanlar, ben susuyorum zaten artık yani, onlar orkestrayla birlikte devam ediyorlar. Çünkü bir şarkıyı 17-18 kere söylersen diğer şarkılara zamanım kalmıyor. Garip bir hale geldi, onu çok istiyorlar ama... Buradan söylemek istiyorum bunu isteyen, klibini isteyen dinleyicilere. O şarkının sözleri o zamana ait sözler ve bir teenage kızın yazdığı bir şarkı o. Yani o ben oluyorum. Sözlerinin çok bu zamana ait olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o zamanda o şarkıyı seven insanlar bunu istiyorlar daha çok aslında. Ama benim amacım onlara ulaşmak değil ki. Benim amacım yeni kitleye ulaşmak şu anda. O yüzden de ben güvendiğim dağlara kar yağdı ya. Klip çekmek istiyorum. Onlarla böyle bir didişiyorum ben. İnternette birbirimizi yiyoruz. Bir anket yaptım.
müjdeler ver, yüzde atıyorum 89 isteniyor. Güvendiğim dağlara kar yağdı, %66. Ama o %66 ile %89'luk aradaki o %23 benim. Ben eşitliyorum kafamda onu yani. Kendime böyle bir şey tanıdım. Yani benim kafamda %89, %89. O yüzden bilmiyorum. Bunu herhalde biz Polat'la yine netleyeceğiz. Ya da belki birkaç radyocu arkadaşımıza danışırız. Ama yani mantık olarak düşündüğümde genç kitleye, şu andaki kitlenin o aşk duygusuna dokunmak için bence güvendiğim dağlara kar yağdı çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi bilmiyorum, herkes bilmeyebilir. Genç kitleden bahsederken Zürih'te doğdun. Bir gurbetçi evet. ailenin kızısın. Evet. Belki şaşıracaklardır. Belki senin hayran olduğu için herkes okumuştur her şeyi ama bir futbol oynadın. Biraz anlatır mısın? Tabii, tabii. Sadece futbol değil. Yani futbol tabii şimdi biraz daha değişik olduğu için o şekilde akılda kaldı. Ben lisedeyken de, ortaokuldayken de basketbol kaptanıydım bütün okulun, Erenköy Lisesi'nin. Sonradan ilkokulda atletizm derecelerim vardı. Çok spora çok meraklıydım. Aslında müzikten çok spora meraklıydım ben. Sonrasında bu futbol için bizim okula Osuk Spor'dan ziyarete geldiler. Ben de o sırada basket oynuyordum. Dedim siz kimsiniz? İşte biz Dostluk Spor kız futbol takımının işte birisi yönetiminden, birisi antrenörü. Dedim aa güzel ayağıma geldiniz. Ben zaten futbolu çok da iyi oynarım falan. Bir iki antrenmana katıldım. Ondan sonra Türkiye'nin ilk zaten futbol takımıydı Dostluk Spor. Hatta şu an bir ligde kuruldu, uzun zamandır da var. Bunun ilk adımlarını yalnız biz attık. Yani onun da gururunu yaşıyorum. Sonra ben İsviçre'ye gittim tekrardan. Orada da devam ettim. Hatta orada birinci ligde top oynadım. Ama antrenmanları çok ağırdı tabii. Buradaki gibi salla pati işler yapılmıyor orada. Hangi yani çok ağır geldi bana. Hangi mevkide öyle? Forvet. Forvet. Evet. Kaç kulüm var? Evet, bayağı var canım. Bayağı var. Bilmiyorum. Ama çok keyifli bir spor tabii ama çok ağır. Yani Avrupa'da gerçekten bu tarz şeyler çok disiplinle yapılıyor. Çok ağır. O yüzden futbolcular buraya kaçıyorlar. Burası rahatlarına para değil yani. Burada para kazanıp oh lay 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 yani. Ama orada gerçekten çok ağır koşullar yani. Çok ağır. İnzivada olduğun 6 yıl ne yaptın? İnziva ne demek? Ya şu inziva dedim şu yani bir şey yazmak istemediğim bir dönem. O değil mi? Yani şeydi çiftliğe kapandım işte. Ay yok canım oldum. Yani yok. Ama tabii o hayatı da severim ben. Yani o tarz şey doğallığı seviyorum ben. Onları seviyorum ama yani öyle inzivaya çekilip de bir dağa çıkıp da orada öyle bir şeyim yok yani. Sadece bir şey yaratmak istemedim. Çünkü gerçekten ne olduğunu anlayamadığımız bir dönem bir 6-7 sene var ki. Müzik iyice birbirine karışmış vaziyette. Hangi sound, ne yapılacak? Eski tarzda kaliteli bir şeyler istiyorlar. Eski tarzda kaliteli bir şeyler yapmaya çalıştığın zaman itiyorlar. Şimdi bunu algıladığım zaman dedim ki ben ne yapacağım? Niye yapayım yani? Kime ne yapacağım yani? O yüzden de yapmamaya karar verdim. Bir dedim kendilerine bir gelsinler. Ne istediğine bir insanlar karar versin. Çünkü müzikte bir karmaşa var. Şimdi sound müzik dedikleri, elektronik müziği karıştırdıkları bir müzik çıktı ve hepsinin sesi, söyleyen arkadaşlarımızın da çoğunun, bazılarını tenzih ediyorum, hepsinin sesi birbirinin aynısı. Erkekler de aynı şekilde o müziği bir aldılar, bir götürüyorlar. Akustik müzik yapan insanlar azaldı. İşte bir iki tane var, onlar da lezzetli işler yaptılar. Biraz işte insanların kulağına hitap ettiler. Ama o 90'lar dediğimiz o ruhu hissetmek isteyen insanlara o tarzda bir şeyler verdiğiniz zaman istemiyorlar yani. İstemeyeceklerine de ben inandım. O yüzden de izlemek istedim yani ne istiyorlar, kafaları ne, ruhları nereye gidiyor. Ama 6 senedir izledim. Bence ne oldu? Bence hiçbir şey değişmedi, aynı yerdeler. Ama ben dedin. Şimdi ben şey yapacağım yani hani şey loto oynarsanız ya onun gibi bir tane yollayacağım bakalım. Yok çok özlem var bence yok. Şu anda. Ama kesinlikle akustik yapacağım. Yani o akustiği en azından o genç kitlenin, o orta yaş kitlenin en azından duygulu insanları dinlesin istiyorum. Yani o duyguyu vermeliyiz. Biz ondan kopmamalıyız yani. Biz de koparsak zaten
Sanıyorum ki ipin ucu iyice kaçacak. Hiçbir şey de yazılmayacak. Şimdi bakıyorum hep 90'lardan coverlar alıp yapıyorlar. Albüm yapıyorlar evet, yani. Evet. Mesela çok güzel bir şey söyledin. Ben de onu yılbaşı bizim şeyinde gecemizde onu yaşadım. Şimdi herkesi çağırıyoruz, davet ediyoruz. Ya yeni çıkan birisi, bir oyuncu. Evet. Rica ettim. Hani dedi ki onu stüdyoda ayarladılar o sesini. O söyleyemez ki canlı. Yani. Nasıl yani dedim. Bunu söyleyen de senin döneminden olan bir aranjör onu yapar. Evet. Aa, nasıl yani dedim. Ne olacak dedim. Öyle her yerde evet, o şekilde ayarlama yapacak. Teknoloji evet, o kadar gelişmiş ki ben de bilmiyorum. Bunun da konser yapıyorlar. Ve onu niye pek o zaman çıkartıyorsun onu da anlamış da değilim yani. Şimdi bu tarz, ben o aranjörlere kızıyorum zaten. Ben o yapımcılarla aranjörlere. Şimdi bu insanlar çıkmak isteyebilirler. Görüyorlar çünkü, özeniyorlar. Sanıyorlar ki burası çok farklı bir piyasa ve birçok şeyi bir anda elde edeceklerini sanıyorlar ama çok yanılıyorlar. Aslında kendilerini yıpratıyorlar. Çünkü bir anda yutar bu piyasa insanı yani. Kendini uyanık sananı da yutar, kendini çok akıllı sananı da yutar. Önemli olan o ışık. O ışık ve sizin onu taşıyabilmeniz çok önemli. Biraz da zekiyseniz zaten, biraz da yaratım gücünüz varsa bal kaymak çok güzel yürüyor. Ama yani yaptıkları yol yanlış. Bu gerçekten yapımcıların, çoğu yapımcının izlediği bir yol vardı. Bu 2000 senesinde açıldı bu yol. Ondan sonra tamamen müzik kalitesi sıfıra indi. Yani çok masraf etmeyelim. Bir tane şarkı çıksın. Arkasından bunun gibi türevlerini aranjör arkadaşlara yaptırdılar. Böyle bir furya başladı. Ondan sonrası da zaten malum. O zaman yeni nesil malum, de yanlış mı yönlendiriliyor? Yanlış yönlendirdiler. Şimdi işin içinden çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar. O yüzden de yandım Allah diye bağırıyorlar da. Şimdi de o bestecileri küstürdükleri için onlar da kenardan diye seyrediyor. Türk sanat müziği albümü çıkmıyor. Evet, ben onu uzun... Şimdi pop müzik için konuşuyorlar da. Neden bu ülkenin gerçek müziği Türk sanat müziğidir? Bir mesela tamam, türkücü arkadaşlarımız gene bir yol buluyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar da daha çok mizahi şeyler yapmaya başladılar. Ama Türk sanat müziği için ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani neden senelerdir bir... Şimdi bizim pop müziğin içine arabesk girdi. Bu arabesk furyası başlayacak. Bunu ben bugünden itibaren, ben iki senedir söylüyorum da bunu. Bugün daha da netleştirdim bu olayı kendi kafamda. Pop müziğimiz arabeske doğru kayacak. Ama dediğiniz gibi Türk sanat müziği ne olacak yani? Fantezinin arasında kaldı. Ya. Ve Türk sanat müziği besleyecek insan da kalmadı. 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 Ne yapsam, oraya da mail at. Bence ben okuyacak da kimse. Oyun yazdım sinirlenip. En yani, son Türk sanat müziği sanatçısı kim yani? Biraz düşünsen. Evet, var da. Var da. Var en da, son dediğim yani. Zavallıların okuyacak şarkıları yok. Mesela eminim ki şey istiyorlardır yani, muhakkak talep ediyorlardır. Ama yapımcı da arıyordur, öyledir. Artık yok yani. Çoğu zaten rahmetli olmuştur. Olanlar da zaten aman kim söyleyecek diye benim o Hicaz şarkıları bu onlar da yapmıyordur. Çok güzel söyledin. Yani Türk müziği, yani kendi müziğimizi de yok ettik yani. Evet. O yok elektronik oldu. Şeyler. Ve çok uzun zamandır yok. Siz de farkında var mısınız? Evet. Belki bir 25-30 senedir yok. Öyle söyleyebilirim. O fanteziyle karışık bir şeyler yapıldı. Doğru, en son ben şeyi hatırlıyorum. Yani Muazzez Ersoy'un Nostalji albümünü hatırlıyorum. O da nostaljiydi. Ondan sonra da fantezi, birkaç fanteziye benzer sanat müziği normunda birkaç eser yapıldı. Onun dışında ben şahsen duymadım. Yani eğer ben de duymadıysam yok, siz de duymamışsınız demektir yani. Yani evet. Yazık. Yapımcılar yani, ticari düşünüyor belki. Evet, de onun çok garantici. Onun tamamen kesilmesi lazım. Tamamen kesilmesi lazım. Yani kendilerini para kazanamıyoruz diye savunuyorlar ama para kazanamama nedenlerinden bir tanesinin bu olduğunu hala anlamış değiller yani. Ne yapayım, kulaklarımı çekeyim? Bence hepiniz o dönemki sanatçının hepsi bir olun. Evet, ben onu diyorum aslında. Öyle de bir durum olsa muhteşem. Ben bir ara yazmıştım bunu Facebook'tan, sanırım yazmıştım. Ya arkadaşlar bir kendinize gelin yani, şu işe bir el atalım. Herkes, ya özellikle aranjörlere seslenmiştim. Şu şeyi bir kesin yani, şu kopyalama şarkı olayını bir kesin. Bakın piyasa ne kadar düzelecek. Ben öyle dememişim. Onlar da şimdi solist oldular. Çok güzel. Yani, o da bir yani, o, keşke söylemeseydim dedim ya. O da bitti bu sefer. Bizim mesleğimize gözlüklüler. Şimdi onlar da solist. Ben de şimdi aranjör olacağım ya. Vallahi. Yani gireceğim, aranjörlük yapacağım yani. Ya da DJ olayım ben, en güzeli ya. Yani yok.
Her şey birbirine girdi. Oyuncu şovgör oldu. Şovgörler oyuncu oldu. Yemek yapan bir takım insanlar var. Dizilere giriyorlar. Ya arkadaşlar kim ne? Yok ortada yani. Diyormuş ben de aranjör olayım yani en güzeli. Ya da aşçı mı olsan? Çok güzel yemek ben yapıyormuşum. Şefim aynı zamanda yani. Evet anlatır mısın? Bir sene gittim. İstanbul'da zaten iki tane çok güzel bu işin eğitimini veren yer var. 2011'di. Yok 2012'ydi. Böyle bir kafayı kırdım. Dedim ben bir şeyler yapmalıyım. Çünkü üretmeyi çok seviyorum. Her şeyin mutfağını seviyorum. Benim yerlerimden bir tanesi de mutfak dedim o zaman. Hatta ben gittiğimde... Aha ben de sanırım sizin burada ne işiniz var? Ya dedim ben insan değil miyim yani ben öğrenemez miyim? Belki dedim restoran açacağım. Bunu öğrenmek zorundayım yani işi mutfağını öğrenmeden parayı bastır restoran aç. Yani böyle bir şey de istemiyorum. Sevmiyorum yani. Tamam dediler falan. Şimdi arada kasap geliyor bize bir şeyler gösterecek. İşte balıkçılar geliyor önümüzden istokozlar yürüyor falan. Bana böyle garip garip bakıyorlar. Birbirlerine soruyorlar, bendiniz mi falan. Benim sormayın diyorum, benim. Benim öğrenmeye hakkım yok mu falan. Ama çok güzel, çok keyifli bir zamandı. Çok şey öğrendim. Yani şöyle %70 Fransız mutfağı, %20 Türk mutfağı, %10 da diğer mutfaklardan. Neden Fransız? Zaten bu şef okullarının çoğunun altyapısı zaten dünyaca. Dünyada hangi okula gittiniz? Öyle Fransız mutfağını. Öğrenmek zorundasınız. Bütün altyapı orada zaten. Önce onu öğrendik. Ondan sonra Türk mutfağını zaten yarım yamalak biliyordum. Tamamını hemen hemen öğrenmiş oldum. %10'da Meksika mutfağıydı, İtalyan mutfağıydı, şuydu buydu derken biraz Çin mutfağıydı. Onlardan da biraz. Yani güzel bir donanım elde ettim. Evime gelen arkadaşlarıma, misafirlerime çok güzel sunumlar yapıyordum. Eğleniyorduk keyifle. Çok güzel. Şimdi bunu bir ticarileştirmeyi düşünüyorum ama yurt dışında da aklımın bir tarafı yurt dışında bunu yapmak. Ama Türkiye'de de özellikle bir Ege bölgesinde falan da bir şey yapmak istiyorum yani. Hangi konuda uzmanlık dalın? Et. Et. Et ve sosları. O yüzden diyorum hani bir şarap böyle bir şarap evi güzel. Steakhouse ama böyle kaliteli güzel. Böyle bir şey düşünüyorum da bakalım kısmet her şey. İsviçre'yle bağlantın var mı Halil'in? Halil'in orada mı? Var tabii yani benim baba tarafım zaten oradalar. Orada yaşıyorlar yani. Halam, kuzenlerim, herkes orada. Bir ben burada kaldım. Gideceğim inşallah yine. Geçen yaz gitti, geçen kış gittim tadı damağımda kaldı. O karlar yağmış, o güzel. Biz tabii burada Türkiye'de karın tadını pek çıkaramıyoruz ama orası... Çok mükemmel o konuda yani özellikle kışın gittiğinizde bir rüyanın içinde gibisiniz. Böyle kenarda kocaman 2 metre karlar onların arasından yolculuk yaptık. Bir pastanın içinde yürüyormuş gibi hissediyor insan kendisi. Gerçekten mükemmel bir şehir yani mükemmel bir memleket yani. Evet öyle. Ayağına sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah biz Uğurlu Giresun'da ilk programımız. İnşallah. 90'ları seninle başladık. Nalan'la, İzel'le inşallah devam edeceğiz. İnşallah ya. Evet. Onlar da geliyorlar arka arkaya. İkisini de tebrik ediyorum. Özellikle Nalan'ı zaten çok severim sesini de. O zaman da çok severdim zaten. İzel'in de albümünü gördüm. Hatta kendi Instagram'dan da tebrik ettim. Çok güzel. Mutlu oluyor insan. Olsunlar. Onlara ihtiyacımız var. Evet tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler ilk bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sabah saat 10'da Cumartesi günü canlı yayında buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.